Şey var değil mi? Çalışıyor mu? Salonumuz yetersiz kalmaya başladı. İnşallah daha geniş salonlar olur. Ben bir hoş geldiniz demek için çıktım. Sayın Rektör Yardımcımız Bahattin Acat Hocamız ve Bolu İlahiyat Dekanı Cafer Karadaş Hoca'ya hoş geldiniz diyorum. Sizler de hoş geldiniz. Bu faaliyetlerimiz bu şekilde her hafta bir hocamızı burada dinliyoruz. İkinci dönemde devam edecek. Geçen Ankara'da Din Şurası'nda hocayla birlikte toplantıya katıldık. Orada başkanın bize bir şeyi oldu, müjdesi oldu. Dedi ki, İslam dünyasında işte belli başlı ilim adamlarını şayet misafir etmek isterseniz, onları da biz masraflarını karşılayacağız. Fakültelerde bir hafta misafir edebilirsiniz. Öğrencilere hitap edebilirler. İnşallah ikinci dönem şöyle düşünüyoruz. İslam dünyasında isim yapmış belli başlı alimleri ayda bir davet edip bu konferans salonunda ders verdirmeyi. Yani bir hafta gelecek, hoca burada ders verecek inşallah. Tabii bu planlamada bir aksaklık olmazsa. Gelecek hafta bir başka konuk var. Süleyman Toprak Hoca, Konya İlahiyat'tan. O da ahiret hayatının ilk durağı kabir hayatı şeklinde bir konferans verecek. İkinci dönemde bu şeyler devam edecek. Tabii şeyde sömestr arası da sınav döneminde böyle bir program yapmıyoruz. Bizim dönemimizde bir ara, yani bundan belki 10 yıl önce idi. İmam Hatip liselerine 50 kadar öğretmen atanıyordu. Liselere de 100 kadar. İlahiyat fakülteleri 3000'in üzerinde mezun verirken bu kadar öğrenci alınıyordu. O zaman bazı öğrencilerimiz şöyle söylediler. Hocam biz okuyoruz ama nafile okuyoruz. Yani bundan sonra görev işte zor. Ben de o zaman onlara şöyle söyledim. Nafile okusanız bile nafile bir ibadetin rükünleri terk edilemez. Yani nafile ibadet ediyorum diye rükûyu, secdeyi yapmamazlık edemezsiniz. Biz sizlerin en iyi yetişmeniz için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz inşallah. Tabii sizden gelen talepleri de değerlendiriyoruz. Ama tabii öğrenci arkadaşlarımız gelip hocam biz daha iyi yetişmemiz için işte şu tür programlar yapın diye gelen bir gruba rastlamadım. İnşallah bu tür talepleriniz olursa bunları değerlendiririz. Şimdi hocanın özgeçmişi için Esma gel bakalım. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın Dekan Yardımcılarım, Sayın Öğretim Üyelerim, değerli konuklar, sevgili öğrenci arkadaşlarım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu İmam Gazali Düşünce Serüveni konulu konferansa hoş geldiniz. Konuşmacı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın özgeçmişini sunuyorum. Profesör Doktor Cafer Karadaş 1964 yılında Sivas'ta doğdu. 1984 yılında Kayseri İmam Hatip Lisesi'nden, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1991'de yüksek lisansını, 1997 yılında doktorasını tamamladı. 1992-93 yıllarında alanı ile ilgili araştırma yapmak üzere 8 ay süreyle Şam'da bulundu. 1999-2000 öğretim yılında Türkmenistan Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ders verdi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde 1999 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent unvanı alan Cafer Karadaş, 2010 yılında profesörlüğe yükseldi. 2012 yılından itibaren Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanlığı görevini yürütmekte olan Cafer Karadaş,
Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kelam ilmi başta olmak üzere tasavvuf, tefsir, hadis ve felsefe gibi İslam düşüncesinin çeşitli alanlarında yayınlanmış pek çok çalışması bulunmaktadır. Konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Sayın Cafer Karadaş'ı davet ediyorum. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet efendim, sayın rektör yardımcımız, sayın dekanım, değerli hocalarımız, sevgili öğrenciler. İnşallah hayırlı bir konuşma olur. Bizim eskilerin bu konuşmalara başlarken, vaazlara başlarken eski alimlerimizin bir duası vardır. Bu dua aslında Hazreti Musa'nın duasıdır. Hazreti Musa'yı Yüce Allah Firavun'a gitmekle görevlendirdiğinde bir dua yapıyor. Estağfirullah. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli diye çok güzel bir duadır. Hakikaten bu eğitimde de, hocam eğitimci olduğu için oraya çağızla girmeyeyim. Eğitime de ışık tutan bir duadır aynı zamanda. Yani karşılıklı iletişim. Anlatan değil, hani eskiler demişler ya, anlatandan dinleyen arif gerek. Çünkü anlatan bir şey söyler ama dinleyen ondan belki 10 şey anlar. O yüzden de ben sizlerin daha arif olduğunu düşünüyorum. Benim anlattıklarımdan inşallah daha çok şeyler çıkaracağınızı düşünüyorum. Belki benim anlattıklarım sizin anlayışınıza göre daha kısa kalacak. Daha sınırlı kalacak ama sizlerin anlayışınız daha iyi olacak. Çünkü orada Musa Aleyhisselam, biz peygamberleri biraz gözümüzde başka bir yere koyuyoruz sanki. Peygamberler bizim gibi insanlar. Hazreti Musa'yı Yüce Allah peygamber olarak görevlendirdiğinde ilk tepkisi şu oluyor. Ya Rabbi ben korkuyorum diyor. Şimdi peygamber korkar mı? Korkar, o da insan netice itibariyle. Hatta onun bir korkusunu da görüyoruz. Tur-i Sina Dağı'nda ilk peygamberlikle görevlendirildiği sırada asayı diyor yere at diyor. Atınca yılan oluyor. Musa Aleyhisselam'ın ilk yaptığı şey kaçmak oluyor. Çünkü yılandan kim kaçmaz? Yani elindeki bir asa, bir bakmışsın yılan olmuş ve ondan kaçıyor. Bu doğal bir davranıştır aslında. Peygamber Efendimiz'de de aynı şey var. Peygamber Efendimiz ilk görev aldığında Cebrail Aleyhisselam Hira mağarasında Peygamber Efendimiz'e gelip ikra talimini yaptığında, öyle diyelim yani, eve geliyor ve kendisinin delirdiğini düşünüyor. Bu insani bir davranıştır aslında, normal bir şeydir. Çünkü hani ne derler, gece rüyasında görmediği, gündüz hayalini kurmadığı bir varlıkla karşılaşıyor. Hem de yalnız başına, düşünün bir mağarada. Hani bunu tahayyül etmek için şu kadarını düşünün yeter. Asansörde tek başınasınız, asansör bozuldu ve içinde kaldınız. Ve ışıklar da söndü. Nasıl bir duygu yaşarız? Korkunç bir şeydir aslında bu. İşte orada bakın, bir mağaranın içinde, bir anda karşısında bir, dediğim gibi gece rüyasında görmediği, gündüz hayalini kurmadığı bir varlıkla karşılaşıyor. Ve eve korkarak geliyor, titreyerek geliyor. Ve yine teskin eden de validemiz Hazreti Hatice oluyor. Hani ne derler, her güçlü erkeğin arkasında mutlaka bir güçlü bir hanım vardır. Orada Hazreti Hatice'nin hakikaten güçlü duruşu vardır. O şeyi zaten bakın, Hazreti Hatice validemiz öldüğünde de o yılı hüzün yılı ilan ediliyor. Hazreti Peygamber hüzün yılı olarak görüyor. Çünkü hakikaten güçlü bir desteği yitirmiştir Peygamber Efendimiz. O yüzden peygamberleri biraz böyle görmek gerekir. Bu insani yönünü biz kaybettiğimiz için peygamberleri anlamakta da güçlük çekiyoruz. Halbuki usve-i hasene dediğimiz peygamberler bizim için güzel bir örnektir. Her şeyiyle örnektir. Bir gün bir arkadaşım bana dedi ki, ya dedi, ben dedi bu bazı böyle makam sahibi insanların huzuruna çıkarken dedi korkuyor, böyle bir titreme, konuşamama hali meydana geliyor. Bu dedi, yani bunda biraz böyle bir şirk gibi bir şey mi var, ne dersiniz falan dedi. Dedim ki niye korkuyorsun dedim, ya Musa Aleyhisselam'da da aynı durum var. Vahlül ukdeten min lisani diyor.
Yani ben Firavun gibi mendebur herifin karşısına çıktığımda dilim damağıma dolaşmasın ya Rabbi. Ondan bazıları başka şeyler çıkartmışlar. İşte Musa Aleyhisselam küçükken ağzına ateş parçası almış da, yok dili yanmış da oradan kekeme olmuş, böyle hiç alakası yok. Vahlül ukdeten min lisani demek. Yani ben bu mendebur harfin yanına çıkınca heyecanlanmayayım, korkmayayım ve konuşurken rahat konuşayım. Bu budur yani aslında. O yüzden bizim eskileri anlarken, peygamberleri anlarken, peygamberlerin varisleri olan, işte bugün Gazali'yi göreceğiz, düşünce serüvenini, onları anlarken onların insan olduğunu unutmayalım. Onlar aynı zamanda bizim için birer hedeftir. Ulaşılacak hedef. Peygamberler de öyledir. Çünkü usve-i hasene ne demektir? Örnek alınacak şey. Örnek almak ne demektir? Ya ben onun gibi olabilirim demektir. Peygamber gibi olamamanın tek bir yolu vardır. Vahiy almamak. Onun dışında peygamberin her türlü şeyine ulaşma imkanımız vardır. Vahiy alma dışında. Vahiy alma derken orada gayba muttali olma noktasında. Gayba muttali olma. Vahiy almayı dışarıda tutun. Peygamberin her şeyine ulaşabiliriz biz. Ulaşmamız da gerekir zaten. Örnek dediğimiz şey budur aslında. Ulemaya baktığımızda biraz buradan girdim. Çünkü ulemayı anlamak için peygamberleri anlamak gerekiyor. Peygamberler mesela biz hep kelam derslerinde, akaid derslerinde 5 tane sıfatından bahsederiz. İşte ismet sıfatı, sıdk, emanet, fetanet gibi sıfatlardan bahsederiz. Bakın oradaki ismet sıfatını çıkartın. Öbür sıfatlar normal bir insanda bulunması gereken sıfatlardır zaten. Bakın normal üstü demiyorum, normal bir insan. Ha, nedir? Bak bu sıdk dediğimiz, doğruluk. Bir insanın doğru olmasını bekleriz biz. Emanet, bir insanın hain olmamasını, emanetin zıttı hıyanettir çünkü. Hain bir insana normal insan gözüyle bakamayız biz. Yalan söyleyen bir insana normal insan gözüyle bakamayız. Zeka diyoruz, peygamberlerin zekalarını çok abartmayın. Peygamberlerin zekaları ne olduğunu bilmiyoruz ama toplum içerisinde birisi zekayı şöyle tarif etmiş, çok hoşuma gider ben. Kendi işini yapabilecek, kendi alanındaki problemleri çözebilecek bir zekaya sahip olmak. Bu budur aslında zeka. Çok abartılı bir zeka, mesela bazen şunu deriz, her duyduğunu ezberleyen insanları zeki olarak tanımlarız biz. Acaba zeki mi? Mesela o tür insanlar da her duyduğunu ezberler ama her duyduğunun üstünde durmaz. Derinleşememe sıkıntısı vardır. Kavrama sıkıntısı vardır etraflıca. Bazıları hani bu dizel motorlar gibi geç kavrar ama iyi kavrar. Bir de öyle bir durum söz konusudur. Onun için o pratik zeka dediğimiz, onu zaten ayırıyorlar işte. Pratik zeka ya da öbür zeka. Peygamberlerin zekalarında, Peygamber Efendimiz her şeyi bilir miydi? Birisi şöyle bir şey yazmış kitabına. Peygamberi de geçmiş, sahabe için söylüyor. Sahabe diyor, her şeyi bilirdi. Parantez açmış bir de oraya. Bugün üniversitelerde ve liselerde okutulanları da bilirdi. Yani tövbe estağfurullah diye. Nereden bilecek sahabe? Yani o da bizim gibi bir insan netice itibariyle. Yani sahabenin de çok iyi bilen insanlar var. Çok az şey bilen insanlar var. Sahabe de kategori kategori. Mesela şunu söylüyor şimdi hadisçilerimiz. Bize hadis rivayet eden, rivayet ettiği hadisleri bize ulaşan sahabe sayısı 1000 civarında. Halbuki Peygamber Efendimiz'i veda haccında dinleyen kaç bin insan var? Yani inşallah o abartılı bir rakam değildir. 120 bin kişiden bahsediliyor. Veda haccını dinleyen 120 bin kişi var. Bize hadis rivayet eden, Hazreti Peygamber'in sözlerinden aktaran sahabe sayısı sadece 1000 kişi. Bu kadar. Yani şimdi buradan şunu da çıkartmayalım. Ya öbürler işte de hiçbir şey yokmuş. Öyle bir şey değil. Herkesin kendine göre bir görev var. Herkesin yaptığı bir iş var. O yüzden mesela Halid bin Velid'den Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi hadis rivayeti beklemeyelim. Niye? Halid bin Velid bir komutan, elinde kılıç, ömrünün sonuna kadar savaşmış. Hatta yatakta niye ölüyorum diye de hayıflanmış. Benim savaş meydanında ölmem lazımdı. Ben niye yatakta ölüyorum diye de hayıflanmış. Şimdi bu insandan ya Peygamber Efendimiz ne söylediydi, ne söylemediydi onu aktarmasını beklemek mümkün değil. Ama Ebu Hureyre de nedir? İşte Ashab-ı Suffe o dönemin sanki yatılı öğrencisi gibi. Hazreti Peygamber'in hemen yanı başında sürekli onun ne derler hani bir Anadolu'da bir söz vardır. Hazreti Peygamber'in ağzına bakıyor. Deyim yerindeyse ağzından çıkanı aktarıyor hemen. Ama mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh çok hadis rivayet etmiştir ama fakih bir sahabi değildir. Bakın böyle de bir şey var.
Ama o bir taraftan bakıyorsunuz mesela İbni Abbas gibi, Abdullah İbni Mesud gibi fakih sahabiler, müçtehit sahabiler var. Artı orada hele bir kişi var ki o çok önemli. İslam mesela bizde çok değerlendirilemiyor maalesef. Hazreti Ayşe. Hem hıfzı çok güçlü, hem fıkhı çok güçlü. Müçtehidedir. Ve aslında kadınlarla ilgili, ev hayatıyla ilgili. Hatta birçok konuda onun görüşlerine bugün dayanıyoruz biz. Hatta ilginçtir, bazı aykırı görüşleri de var. Sahabenin tamamından ayrılan aykırı görüşler var. Mesela bunlardan birisi, onu zihninizde kalır diye söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in miracının bedenle olmadığını söylüyor. Rüyada gerçekleştiğini ya da ruhen gerçekleştiğini söylüyor. Bakın bütün diğer sahabenin çoğunluğundan ayrılan bir görüştür. Ve bu konuda da ısrar etmiş. Görüşünden de dönmemiş. Şimdi diyorlar ki işte o zaman Hazreti Ayşe küçüktü, nereden bilecekti diyor bizim bazı sonradan değerlendirenler. Ben hiç öyle değerlendirmiyorum. Hazreti Ayşe küçüktü ama Hazreti Peygamber'in hanımıydı. Şimdi Miraç gibi bir hadiseyi merak etmemesi böylesine, çünkü meraklı bir hanım. Çok iyi şiir ezberleyen ve şiir bilen, Arap kültürünü çok iyi bilen, Kur'an kültürünü çok iyi bilen, hatta musaflar yazdırıyor. Geçen bir hadiste okudum, çağırıyor bir tane musaf yazanı, diyor ki benim için bir musaf yaz diyor. Musaf yazdırıyor, kendi özel musafları var Hazreti Ayşe'nin. Böylesine meraklı, müçtehide bir hanım, hiç merak etmemiş midir ya bu Miraç ya da İsra hadisesinin nasıl gerçekleştiğini? Ve Peygamber Efendimiz yanında en uzun kalan hanımlarından birisi. Hatta savaşlara, biliyorsunuz Hazreti Peygamber seferlere ve savaşlara hanımlarından mutlaka birini götürürdü. Mesela en çok da Hazreti Ayşe gitmiştir zannediyorum Hazreti Peygamber'le birlikte. Hatta mesela o İfk hadisesi olduğunda da Hazreti Peygamber'le birlikte gittiğinde olmuştur o olay. Dolayısıyla şeylere böyle bizim sahabiye bakarken, ulemaya bakarken Hazreti Peygamber tarafından bakmak lazım. Peygamber nasıldı, onlar nasıl? Tekrar o şeye dönecek olursak, o peygamberin o dört sıfatı, ismet sıfatı hariç. Çünkü ismet sıfatı çok özel bir sıfattır. Ve bizim inancımıza göre, özellikle Ehl-i Sünnet inancına göre ismet sıfatı peygamberlerin dışında hiç kimseye verilmemiştir. Hiç kimseye ama. Sadece peygamberlere ait özel bir sıfattır. Bunun özelliği de şuradan geliyor, peygamberlik görevini rahat yapabilsin diye. Bunu neye benzetebilirsiniz? İşte bu, bugün işte mecliste kanun yapan milletvekillerine bir dokunulmazlık veriliyor. Aslında o dokunulmazlığın veriliş sebebi şudur. Hiçbir etki altında kalmaksızın kanun yapsın ya da kanunun lehinde ya da aleyhinde konuşabilsin diye yapılan kanunu. Hiçbir etki altında kalmasın. Ama bazen bu kötü şekilde kullanılıyor, bazen iyi şekilde kullanılıyor. Fakat peygamberlere o hismet sıfatı sırf görevini, o tebliğ vazifesini rahat yapabilsin diye verilmiştir ki bu çok önemli bir şeydir. Mesela İbn Arabi der ki, Muhyiddin İbn Arabi, bakın o şeyleri karşılaştırırken, bir insanlara ilham gelir biliyorsunuz. Bu ilham konusunda da bazıları böyle ayrıcalıklı gibi görünüyor. Hayır, ayrıcalıklı değil. Bütün insanlara ilham gelir. Allah'ın ilhamı herkese açıktır. Meleklerin ilhamı herkese açıktır. Ama kimisi anlar, kimisi anlamaz. Kimisi kavrar, kimisi kavramaz. Muhyiddin İbn Arabi der ki, gelen ilham mı kişi kendi kapasitesine göre kavrar, gene kendi kapasitesine göre aktarır. Burada ne çıkıyor? Eğer kişinin kapasitesi zayıfsa eksik algılar. Aktarma, anlatma kapasitesi zayıfsa eksik aktarabilir. Hatta öyle bir aktarma durumu olabilir ki gelen ilhamı tersine aktarma. Eksiklik bazen tersine çevirmeyi de beraberinde getirir. Onun için mesela İmam Rabbani şöyle diyor. İlham ve keşif. Sufinin ilhamı ve keşfi aynen müçtehidin içtihadı gibidir. Hata olma ihtimali de vardır. İsabet etme ihtimali olduğu gibi hata etme ihtimali de vardır. Onun için şimdi gelelim Gazali'ye. Gazali nedir? Gazali'nin serüvenine başlayalım. Gazali bir sufi olarak hayata başlamamıştır. Ama peki tasavvuf var mıydı? Vardı. Hemen yanı başında sufi bir sürü insan vardı. Gazali'yi iki şeyden ayırt edemeyiz. Gazali konuşurken bir, Gazali'yi Selçuklu'dan ayırt edemeyiz. Gazali bir Selçuklu alimidir. İki,
Gazali'yi Nizamiye'den ayırt edemeyiz. Gazali, Nizamiye'nin yetiştirdiği ve aynı zamanda Nizamiye'ye hoca olan bir kişidir. Nizamiye'de yetişmiştir ve Nizamiye'ye hoca olmuştur. Dolayısıyla bu iki şeyden ayırt etmeyelim. Özellikle Selçuklu, Selçuklu'yu anlamadan Gazali'yi anlamak mümkün değil. Nizamiye'yi anlamadan Gazali'yi anlamak mümkün değil. Eğer Gazali'yi anlamaya çalışıyorsak aynı zamanda hem Nizamiye'yi anlamışız demektir, hem de Selçuklu'yu anlamışız demektir. O dönemden ben biraz bahsedeyim. Selçuklu'nun nedir Selçuklu dediğimizde daha Gazali'yi anlamak için Selçuklu'yu şöylece kısaca bir tanımak lazım. Ben tarihçi değilim ama hata yaparsam da tarihçi arkadaşlarımız beni bağışlasınlar. Selçuklu İslam dünyasının en çetrefilli zamanlarında ortaya çıkmış bir devlettir. Biliyorsunuz bu Türkmenlerin kurduğu bir devlettir. Oğuz Boyu'nun kurduğu bir devlet. Oğuz Boyu'nun Selçuklu işte kesimi diyelim. Geliyorlar, Horasan bölgesine iniyorlar. Bizim Osman Çetin Hoca'nın çok güzel bir tanımlaması vardır. Allah'tan ki diyor bu Selçuklular diyor, Horasan bölgesine geldiklerinde diyor, bir Sünni bölgeye indikler için Sünni olmuşlardır. Şii bölgeye gelmiş olsalardı Şii olurlardı diyor. Çünkü bunların okuma yazması yok. Çok derin bilgileri yok. Netice itibariyle bir göçebe topluluk. Ama şu var, lider bir topluluk. Bakın bu çok önemli bir şey. Selçuklular, mesela Selçuklu sultanlarının çoğunun okuma yazması yokturdur. Benim tahminim sadece belki biraz şeyin okuma yazması vardır. Melikşah'ın. Özellikle ilk ikinin zaten olmadığını biliyoruz biz. Tuğrul Bey ve Alparslan'ın okuma yazmasının olmadığını biliyoruz. Ama bunlar lider insanlar. Geliyorlar, orada şeyle karşı karşıya, Gaznelilerle, o meşhur Dandanakan Savaşı ve savaştan galip çıkıyorlar. Nişabur ki, Nişabur'da yerleşiyorlar. Nişabur o dönemin en büyük kentlerinden birisi ve ilim yuvası bir bölge. Nişabur'u ele geçiriyorlar. Nişabur neresi derseniz, o dönemin Horasan'ının üç büyük şehrinden birisi. Horasan neresi? Horasan'ı biz bugün, mesela bizim Türkiye'de de bir Horasan diye bir yer var, Güneydoğu'da zannediyorum. Bir de bugün İran'da bir Horasan diye bir yer var. O küçük bir yer orası aslında. Horasan bugünkü Türkmenistan'ı, Afganistan'ı, İran'ın doğusunu alan geniş bir coğrafya. Horasan dediğimiz. Horasan'ın üç büyük kenti vardır. Birisi Merv'dir. Bugün Türkmenistan sınırları içerisinde. Türkmenler oraya Mari diyorlar. İkincisi Belh'dir. Bu şimdi o şehirler küçülmüş. Şu anda Mezar-ı Şerif, özellikle Özbeklerin yaşadığı bir bölgedir orası. Afganistan'da. Üçüncü büyük kent de Nişabur. Nişabur da bugün küçük kalmış maalesef. Şu anda o şehrin yerinde, yakınında Meşhed diye İran'ın çok büyük bir kenti var. Meşhed. Nişabur. Oraya geliyorlar. Bakın ilginçtir. Tuğrul Bey savaşı kazanmış. Zafer kendisinin olmuş. Nişabur gibi bir şehir elinde. Ki o dönemin dediğim gibi en büyük şehirlerinden birisi, imparatorluğa giden yolu açılmış, büyük devlete giden, imparatorluk demeyen bu kelimeyi çok da sevmiyorum. Büyük devlete giden yol açılmış. İlk işi şudur Tuğrul Bey'in, bana diyor devleti yönetecek bir adam bulun. İşte liderlik budur zaten bakın. Lider demek her işi kendisi yapan demek değildir, böyle bir şey olmaz. Bana diyor devleti idare edecek bir adam bulun. Ve bir adam buluyorlar, Kunduri diye bir zat. Bakın bu adam Türk değil. Belki Melikşah'ın mezhebinden, Tuğrul Bey'in mezhebinden de değil. Tuğrul Bey, Selçuklular Sünni ve Hanefi'dir. Belki onun mezhebinden bile olmayabilir, tam bilmiyorum. Mezhebinden de olabilir çünkü bazı şeyler var. Ama bir adam bulun diyor, İranlı birisini getiriyorlar, diyorlar ki bu sana vezir olur. Ve yıllarca o vezirle birlikte devlet idare ediyor ve o vezir devletin temellerini atıyor. Çünkü bir kabile olarak gelmişler, kabileden bir devlet ortaya çıkartıyorlar. Devlet ortaya çıkartabilmek için bir devlet tecrübesi olan insana ihtiyaç vardır. İşte o Kunduri dediğimiz zat ilk vezirdir, Selçukluların ilk veziri. O devlet temellerini atıyor. Alparslan zamanına geldiğinde o adam bazı olumsuz gelişmelere imza attığı görülüyor. Özellikle bir mezhepçilik tarafı var onun. Bazıları Sünni, Mutezili olduğunu söylüyor. Bazıları başka şey olduğunu söylüyor. Diğer mezheplere karşı biraz haşin davranıyor. Özellikle Şafiilere, Eşarilere karşı. Bunun üzerine Alparslan onu azlediyor. Yerine Nizamül Mülk'ü getiriyor.
Bakın Nizamül Mülk'te de Alparslan'da da bu liderlik özelliği var. Nizamül Mülk bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan, Osmanlı'nın temellerini atan, Selçuklu'nun temellerini atan şahsiyettir. Bugün hala biz onun kurduğu temeller üzerinden gidiyoruz. Biz her ne kadar bakın bir demokratik yapıya bir cumhuriyete geçmiş olsak bile, demokratik bir yapıya girmiş olsak bile devlet temellerimiz ta Selçuklu'dan atılarak gelmiştir. Devlet ahlakımız, devlet anlayışımız, devlet kültürümüz oradan beri geliyor aslında. Onun için eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamak istiyorsak biz ta geriye gideceğiz. Nereye gideceğiz? İşte Nizamül Mülk'e gideceğiz. Bakın Alparslan Nizamül Mülk'ü aldığında çok belirgin o. Nizamül Mülk İranlıdır, Türk değildir. Nizamül Mülk Şafii'dir, Hanefi değildir. Nizamül Mülk Eş'aridir, Maturidi değildir. Ama Alparslan'a bakın, Alparslan Türk'tür, Hanefi'dir, Maturidi'dir. Demek ki iki ayrı mezhepten iki insan bir araya gelip devleti idare edebiliyormuş. Ama bugün biz bakın bir mezhepçilik çatışması ülkemizde çıkarılmak isteniyor. Ülkemizde de, İslam dünyasında ben ülkemiz derken çok dar söyledim. İslam dünyasında bir mezhepçilik hareketi ya da bir mezhepçilik çatışması, mezhep çatışması çıkarılmak isteniyor ki bundan son derece sakınmak gerekiyor. Biz, İslam dünyası bundan eskiden de çok çekti, günümüzde de çok çekiyor. Yazık ederiz, bütün bir birikimi heba etmiş oluruz. Bugün mesela Suriye'deki çatışmalar bir mezhep çatışması mıdır? İşte İran'a bakarak İran Beşar Esed'i destekliyor. İşte Türkiye muhalifleri destekliyor diye sanki arada bir Sünni-Şii çatışması varmış gibi bir olgu oluşturulmak isteniyor. Peki oradan ben şu soruyu soruyorum. Peki Rusya hangi mezhebi destekliyor? Öyle değil mi? Çin hangi mezhebi destekliyor? Amerika hangi mezhebi destekliyor? Oradaki bir iktidar çatışmasıdır netice itibariyle. Sünni-Şii çatışması değil. Bir iktidar çatışması ama Batı, özellikle Batı'daki etkili güçler onu bir mezhep çatışması meydana getirerek Müslümanların zayıflamasını istiyorlar. Müslümanların kendi içerisinde sürekli kaos halinde kalmasını istiyorlar ve bu bölgeyi sürekli sömürmek istiyorlar. Irak'ta aynı şey meydana getirdi. Bakın bu IŞİD, daha yeni çıkan raporlara göre IŞİD'in ortaya çıkışı Irak'ta kurulan Amerikan kamplarıdır. Amerikan kamplarında ortaya çıkıyor IŞİD'liler. Ve IŞİD dediğiniz insanlar da mezhebi ne olduğu bile belli değil. Şu anda mezhebinin ne olduğunu bilmiyoruz biz. Benim tahminim, tahmin olarak söylüyorum bunu, Şafii mezhebine mensup insanlar. Çünkü çıktıkları bölge Şafii bir bölge. Mezhep çok önemli değil. Burada zannediyoruz ki biz bir mezhep işte aşırı gruplar oluştururken öbür mezhep oluşturmaz. Aynı şeyi bakın, dönün şeye bakın. Afganistan'a bakın, Afganistan ve Pakistan Hanefi bir bölgedir. Taliban hangi mezheptendir? Hanefi ve Maturidi'dir. IŞİD'den ne farkı var Taliban'ın? Çok büyük bir farkı yok. Vahhabi dediğimiz insanlara bakın, onlar da Hanbeli mezhebine mensupturlar. Demek ki mezhep farkı çok da önemli değilmiş. Burada neye bakmamız gerekiyor? İnsana bakmamız gerekiyor. Mezhep değil, insan. Bir insan en iyi kanunlarla da zalim olur, en kötü kanunlarla da adil olur. Çok önemli bir şey bakın. Mesela geriye dönün şeye bakın. Haccacı zalim diyoruz değil mi? Haccacı zalim bir Emevi valisi, Emevilerin Irak valisi. Elinde hangi kanunlar vardı? Şeriat vardı. Başka bir kanun yoktu. Roma hukukunu uygulamıyordu bu. İran hukukunu uygulamıyordu. Ama ne oldu? O kanunlarla zalim oldu. Evet, gelelim tekrar Gazali'ye. Selçuklu diyorduk. Selçuklu bu bir mezhep çatışmalarının olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. İki güçlü grup var o dönemde. Birisi Batıniler. İşte bugün bazılarımızın Haşhaşiler dediği Batıniler. Ki bunların bir devleti var o dönemde. Fatımi Devleti. Fatımiler o dönemin en güçlü devletlerinden birisi. Hatta Akdeniz'de yegane donanma bulunduran devletlerden birisi. Çok da büyük işler de yapmışlardı, onu söyleyeyim. Mesela bunlardan bir tanesini hatırınızda kalması için söyleyeyim. Ezher Üniversitesi'ni kuran bunlardır. Bugün Mısır'daki en büyük üniversite Ezher'i kuranlar bunlardır. Batıniliği yaymak üzere kurmuşlardır. Ama Selahaddin Eyyubi'den itibaren işler tersine dönmüş. Aynı Ezher Sünniliğin bir merkezi haline gelmiş ki bugün
o merkez olma görevini sürdürmektedir. Batıniler o zaman çok güçlüler. Orada yetişen dâilerini, dâi dediğimiz propagandist gibi düşünün onu, propagandacılarını diğer bölgelere göndererek oralarda gizli çalışmalar sürdürüyorlar. Bunların bütün çalışmaları zaten yer altından gizli çalışmalardır. Ve belki de dünyada ilk gizli teşkilatı kuranlar da belki bunlardır. Hatta bunların bu gizli teşkilatı batıya bile kaynaklık etmiş. Bu meşhur tapınak şövalyeleri o gizli çalışma usullerini bunlardan almışlar. Batıya götürülmüş, batıya götürmüşlerdir. Mesela İngilizce'de bir kelime var, assassin diye kullanılıyor. Ben diyorum, suikast kurmak. Haşhaşin kelimesinden bozulmak bir kelimedir bu. Hani haşhaşiler var mı yok mu diye tartışılıyor ya, bakın bu, o kelime batıya bile geçmiş. Suikast kurma, bunların temel iki şeyleri vardır. Bir, gizli çalışma yapmak, gizli örgütlenme kurmak. İkincisi, etkili insanlara suikast kurmak. Bu ve insanlar bu tabii suikast kurarken de iyi bir takip aracı oluşturmaları gerekiyor. İnsanları sürekli izlemeleri, en zayıf taraflarını yakalamaları gerekiyor ki, çünkü suikast ne zaman kurulur? İnsanların en zayıf olduğu anda suikast kurulur. Mesela Melikşah'ın öldürülmesi, ki öldürüldüğü kabul ediliyor, bunlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Nizamül Mülk'ün öldürülmesi bunlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve ondan sonra da Selçuklular dağılmıştır. Maalesef Selçukluların dağılması bunlar yüzünden olmuştur. Kocaman bir devlet. Selçuklu deyince çok küçük görmeyin. Çin sınırlarından Akdeniz'e kadar olan bütün bölgeyi içine alan bir devlet. Ve o dönemin en güçlü devleti Bizans'ı dize getiren bir devlet. Alparslan'ın o kazandığı 1071 ki biz Anadolu tarihini oradan başlatıyoruz. Özellikle Yahya Kemal'in bir tercihidir o. Yahya Kemal Anadolu tarihini 1071 ile başlatır. Alparslan'ın Bizans'ı yenmesiyle başlatır. Orada bakın şunu da görelim. Bir koalisyondur Alparslan'ın ordusu. Bunun içerisinde Türkler de vardır, Kürtler de vardır, Çerkezler de vardır. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim, Ermeniler vardır Alparslan'ın ordusunda. Kim veriyor bize bu bilgiyi? Osman Turan hocamız, eskiden Osman şeyin Selçukluların önde gelen tarihçilerinden. Niye Ermeniler var onu da söyleyeyim. Çünkü bakın bu mezhep çatışmalarının kötü olduğunu oradan çıkartabilirsiniz. Bizanslılar resmi bir mezhep benimsiyorlar. Hristiyanlığın Melkaiye ya da Melkitler diye bir resmi mezhep benimsiyorlar. Diğer mezheplere yönelik de bir asimilasyon ve yok etme faaliyeti yürütüyorlar. Ve bunların başında da Ermeniler geliyor. Ermenileri Bizanslıların elinden kurtaran Selçuklulardır. Onun için bu meşhur bir Ermeni tarihçisi var, o eskilerden, Urfalı Meteos diye. Onun ilginç bir kitabı var, Türkçe'ye de tercüme edildi, bulursanız okuyun. Orada Melikşah'a babamız diyor. Ermeni bir tarihçi, Melikşah için babamız ifadesini kullanıyor. Niye? Çünkü Bizanslıların elinden kurtaran onlardır. Hani bugün Ermeniler işte katliamdan falan söz ediyorlar ya, eğer katliam arıyorlarsa Bizans'a gitmeleri lazım. Bizans'taki o katliamdan başlamaları lazım. İşte böylesine bir ortamda Selçuklular kuruluyor. Batınilere karşı özellikle bir tampon bölge oluşturuyorlar ve Sünniliği desteklemeye başlıyorlar. Sünniliği desteklerken hiçbir mezhebi öne çıkartmıyorlar. Sadece ilk dönemde o Kunduri dediğimiz zat biraz bir mezhebi öne çıkartıyor. O da bertaraf ediliyor. Ondan sonra bütün mezheplere, özellikle Sünni mezheplere ve ılımlı Şii mezheplere. Çünkü öyle bir politika da var. Bunlara karşı ortak bir koalisyon oluşturuluyor. İki mücadele alanı vardır Selçukluların. Bir, Batınilere karşı bir mücadele alanı. İki, Bizans'a karşı bir mücadele alanı. Bu iki mücadeleyi öngörüyor. Ve bu mücadele esnasında da işte o Eser Üniversitesi'nin karşısında Nizamül Mülk bir eğitim kurumu oluşturmak istiyor. Nizamiyeleri kuruyor. Nizamiyelerin kuruluş amacı da budur. Şu anda tespit edilen sayıya göre zannediyorum onun üzerinde bir medrese kuruluyor. Tam tespit edilemedi sayıda. Onun üzerinde ilk Nizamiye medresesi Nişabur Nizamiyesidir. Ki Gazali de orada eğitim görüyor işte. Tam oraya gelmiş olduk. Orada eğitim görüyor. Orada hoca, iki tane temel hocası var oranın. Birisi Eş'arilerin önde gelen alimlerinden Gazali'nin hocası olan Cüveyni, İmamül Harameyn el-Cüveyni. Bir diğeri de gene Eş'arilerin önde gelenlerinden aynı zamanda Sufi olan
hani tasavvuf var mı yok mu diyoruz ya, sufi olan Kuşeyri. Bu iki kişi ilk Nizamiye'nin, ilk Nizamiye olan Nişabur'un ilk hocalarıdır bunlar. Ama ilginçtir, mesela Gazali Kuşeyri'den istifade etmek yerine Cüveyni'den istifade ediyor. Onun derslerine katılıyor. Eskiden böyle öğrencilerin, bizim İslam dünyasında öğrencilerin hoca seçme şansı vardı. Bugün de bu getirilmeye çalışıyorlar, ama başarılı olamadık bu konuda. Hatta bu Zernuci'nin kitabı vardır, bu Talimül Mutaallim. Orada çok güzel bir hikaye var. Bir zat, bir öğrenci bir şehre gidecek eğitim görmek üzere. Gitmiş bir hocasına istişare ediyor. Ben diyor oraya gittiğimde ne yapayım falan diyor. Hocası şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Gittiğinde diyor hemen ilk gördüğün ders halkasına katılma diyor. Bütün ders halkalarını ziyaret et. Onları bir gör. Ondan sonra hangisi hoşuna giderse git ona katıl. Bakın bu bizim eğitimde geldiğimiz çok ileri bir noktadır aslında, bizim İslam eğitimindeki çok ileri bir nokta. O yüzden İslam dünyasında o ilk dönemlerde çok güçlü adamlar yetişmiş. Gazali de hocasının yanına, Cüveyni'nin yanına takılıyor 15 yıl. 15 yıl hocasının dizinin dibinden ayrılmıyor. Ama sadece okumuyor, aynı zamanda yazıyor. İşte bu şu yazmak ne demek? Okuduğunu aktarmak demektir. Yazılı olarak aktarmak. Bir de eski medreselerde biliyorsunuz okuyan kişi aynı zamanda aktaran kişi konumuna gelir bir anda. Mesela bir üst sınıftaki bir alt sınıftakine ders okutmaya başlar. Böylece yavaş yavaş hocalığa da geçerler. Bir de şimdi Sayın Hocam'la da görüştük. Biliyorsunuz eskiden bir cer sistemi vardı. Cer sistemini bizimkiler hep öğrencilerin gidip köylerden yardım toplaması şeklinde anlamışlar. Halbuki böyle bir saçma bir şey yani, öyle bir şey yok. Cer sistemi demek öğrencinin tatbikat yapması demektir. Öğrendiğini gidip bir köyde, bir mahallede, bir şehirde aktarması demektir. Bir nevi uygulama dersidir aslında cer sistemi dediğimiz. Ha bunun karşılığında da oradaki köylü öğrenci olduğu için buna bir takım yardımlar verir. Yardımların hepsi kendine de değil, bir kısmı şeyedir zaten. Okuduğu medreseyedir. Alır öğrenci onu medreseye gelir, bir yıllık iaşeleri böylece tamamlanır. Ki zaten medreselerimizin çoğunun buna da ihtiyacı yok. Çünkü eskiden bir vakıf kurulurken ona gelir getirecek bir bağışta bulunur. Vakıf hiçbir zaman ya bir bina yaptım insanlar yardım etsin diye bırakılmaz. Örneğin bakın şimdi Bursa'ya gidenleriniz varsa bilirler. Bir cami yapıldığında, bir medrese yapıldığında bir sürü dükkan ona bağışlanır. Oradan gelen gelirle orası yürür. Mesela İstanbul'daki kapalı çarşı, Bursa'daki kapalı çarşı, bu kapalı çarşının dükkanlarının tamamı bir vakıf geliridir. Bir vakfa gelir sağlamak üzere yapılmışlardır. Ama maalesef diyoruz, Cumhuriyet döneminde buraların çoğu satılmış. Şu anda hepsi şahıs mülkiyetine geçmiş. Hatta bırakın onları, camiler satılmış. Maalesef. Bu da bizim acı tarihimiz. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Geçen Safranbolu'yu ziyaret ediyorum. Orada meydanda küçük, çok hoş, güzel bir cami var. Caminin kapısına şöyle bir levha asmışlar. Bu cami 1930'larda bir şahsa satılmıştır. 1970'te o şahıs belediyeye bağışlamış. Daha sonra da vakıflar belediyeden alarak orayı tekrar cami haline getirmişler. Artık o şahıs nasıl kullandı o camiyi bilmiyoruz yani. Böyle şeyler olmuş. Şimdi bu vakıfları destekleyen kurumlar olunca zaten vakıflarda sorun yok. İnsanlar orada iaşesini, ibadetini karşılayacak durumda. Hatta cere giden öğrencinin belki oradan yardım almasına bile gerek yok bazı şeyler için. Cer sistemi bir tatbikattır, bir uygulamadır. Şimdi Gazali orada 15 yıl okurken aynı zamanda kitap yazmış. Hatta bir ilk kitabı Menhul mü odur zannediyorum aklımda kaldığı kadarıyla. Onu yazıp da hocasına takdim edince hocası demiş ki beni hayattayken öldürmek mi istiyorsun demiş. Ne güzel kitap yazdın. Ne kadar güzel bir şey ki Cüveyni çok güçlü bir alim. Eş'arilik ve Şafii mezhebi içerisinde çok güçlü bir alimdir. İlk Şafiilerin ilk usulünü yazan kişidir. Şafii mezhebinin ilk usul kitabını, fıkıh usulü kitabını yazan kişidir. Böylesine güçlü bir adam onun yazdığı güçlü eseri görünce hoşuna gitmiş tabii. Öğrencisinin yazması da tabii çok hoşuna gitmiş. Hocası öldükten sonra medreseden ayrılıyor Gazali. Ondan sonra bakın Nizamül Mülk'ün bugünkü anlamıyla hani bu think tank kuruluşu diyorlar ya, düşünce kuruluşu. Onun böyle bir düşünce kuruluşu var.
istişare ettiği, devlet yönetimi noktasında, savaşlar noktasında veya bir takım sorunlar noktasında istişare ettiği bir ulemadan oluşan bir yapı var yanında. Gazali oraya katılıyor. Yaklaşık orada 6 yıl kalıyor ki orada hem devleti tanıyor, hem toplumsal sorunları tanıyor, hem devletle ilgili sorunları tanıyor. Çok iyi yetişiyor Gazali. Ne zamana kadar? 32-33 yaşlarına kadar. O sırada Bağdat Nizamiyesi yapılmış. İlk hocası Ebu İshak Eş-Şirazi, ki çok, o da Şafiilerin çok güçlü hocasıdır. Ebu İshak Eş-Şirazi vefat etmiş. Onun yerine bir iki deneme yapılmış, hoca getirilmiş fakat hiçbirisi tutmamış. Ebu İshak Eş-Şirazi'nin yerini dolduracak bir adam bulunamamış. Bunun üzerine şeyi de hocalar da Nizamül Mülk bizzat kendisi tayin ediyor. Çünkü ha şunu söyleyeyim, Nizamiye medreseler bir devlet okulu değil arkadaşlar. Orada yanlış anlamayın bundan. Yani Selçukluların devlet okulu değil. Nizamiye medreseleri Nizamül Mülk'ün kurduğu bir vakfın okulları. Ve o vakfın bütün giderini şey karşılıyor. Nizamül Mülk'ün kendisi karşılıyor. Dolayısıyla da hocaları da kendisi tayin ediyor. Zaten Nizamül Mülk de çok alim bir adam. O dönemin en ünlü alimlerinden birisi. Kitap yazamamış, niye? Fırsat kalmamış gibi yazdığı bir tane siyasetname vardır. Hala bugün ellerimizde dolaşıyor. O siyasetname sayesinde hem Selçuklu'yu tanıyoruz hem siyaseti tanıyoruz, o dönemin siyasetini. Bunun üzerine Ebu İshak Eş-Şirazi'nin yeri doldurulamayınca Nizamül Mülk Gazali'yi gözüne kestirmiş. Diyor ki bu genç, ki 32 yaşında bir insan düşünün, bu genç diyor bu burayı doldurur ve gönderiyor, hakikaten de dolduruyor. Gazali'nin anlattığına göre 300 kişiye ders veriyor Nizamiyet'e. Bir de bizim medresemizde şöyle bir gelenek vardır. Bunu da, bu geleneği sürdürmemiz lazım. Hani bugün bazen hocalarımız çıkıp kendi kitaplarını okutunca derste, çok hoş karşılanmıyor bazen. Halbuki hoca kendi kitabını okutur. Niçin? Çünkü hoca en iyi kendi kitabını bilir. Kendi yazmıştır çünkü. Dolayısıyla kendi kitabını okutması bir şeydir aslında. Bir güzelliktir. Bizim eski medreselerimizde de hocalar kendi kitaplarını okuturlar. Gazali medresede neyi okutmuştur derseniz, yazdığı El İktisat Fil İtikad diye bir kelam kitabı var. İlk hocalığında onu okutmuştur. Sonra mantık okutmaya karar vermiş, felsefeyi tanımış, felsefeden hareketle mantık kitapları yazmış. Mizanül Hak gibi ya da El Miyayar gibi kitaplar yazmış. Mantık kitapları okutmuş, öyle görünüyor. Mesela belki oraya tekrar döneceğim. En son kitabı şeydir Gazali'nin, fıkıh usulü kitabı, Mustasfa. Hemen ölümüne yakın yazdığı bir kitaptır ama o kitabı yazarken de medresede okuttuğu notlarından yazmıştır. Zaten eskiler medreselerde notlar okutur, sonra o notları, notlar oluşturur, sonra o notları öğrencilerine okuturdu. Öğrencilerle birlikte okuturdu. Ben size bir anekdot daha anlatayım. Meşhur bir Eş'ari ve Maliki alimi, Eş'ari ve Maliki alimi Bakıllani vardır. O hayatını okurken şöyle bir anekdot gördüm, ilginç geldi bana. Bakıllani diyor, gece kitap yazardı, sabah öğrencileriyle oturur o kitabı tasih ederdi diyor. Kitap derken çok büyük bir kitap olarak düşünmeyin, bir risaledir muhtemelen o. Ama şey çok güzel, gece yazıyor, gece dediğim belki akşam yazıyor, fark etmez. Sabah kalkıyor, öğrencileriyle oturuyor, birlikte tasih ediyorlar, birlikte öğreniyorlar. Aslında Batı'da da bu var. Batı'nın üniversite geleneğinde de ders notları diye bir şey vardı. Bugün bizim üniversite geleneğimizde de bu vardı. Maalesef bu ders notlarını biz terk ettik. Hocalarımız tekrar aslında buna dönmesi lazım. Ders notlarına dönmemiz lazım. Bu hem hocayı geliştirir, hem öğrenciyi geliştirir, hem eğitim seviyemizi geliştirir. Gazali bütün kitaplarını bu şekilde derlemiş, yazmıştır. Bir kitabı hariç İhya Ulumüddin, o da onun bir geçiş tecrübesidir. Ki İhya Ulumüddin tek kitaptan oluşmadığı için birçoğu gene medresede yazılmış bölümlerdir. Gazali'nin o İhya Ulumüddin kitabının birçoğu. Bakın orada onu yazıyor. Medresede 4 yılı geçmiş Gazali'nin. Nizamiye Medresesi'nde, Bağdat Nizamiye Medresesi'nde 4 yılı geçiyor. 4 yıl içerisinde ne yazıyor? Bakın orada yazdığı kitaplar, işte El İktisat fil İtikad, İktisadı orada iktisat olarak anlamayın, orta yol. İktisat ve kast kelimeleri bizde orta yolu temsil eder. Adalet demektir aynı zamanda. Bu adalet anlamına da gelir. Aşırılıklardan uzak durmak. Yani bu ne demektir?
Gazali'nin yazdığı kitabın ismi şudur aslında. Bütün aşırılıklardan uzak bir kelam kitabı. Bu budur aslında bunun anlamı. Orada felsefeye yönelik kitaplar yazıyor. O dönem niye felsefeye yönelik kitaplar yazıyor? Biz zannediyoruz ki Gazali felsefe düşmanı. Hayır, felsefe düşmanı değil. O zaman felsefe biraz batınilikle iç içe arkadaşlar. Felsefenin hedef alınmasının nedenlerinin başında benim kanaatim bu geliyor. Yani İbn-i Sina sadece bir felsefeci olarak görünmüyor, biraz da batıni olarak görülüyor. Hatta biliyorsunuz meşhur bir felsefe grubu vardır batınilerin. İhvan-ı Safa diye. Felsefe grubudur ki onların yazdığı risaleler elimize gelmiştir. İbn-i Sina'dan hiç farkı yok. İbn-i Sina'nın yazdığı ile İhvan-ı Safa'nın yazdıklarını yan yana koyun aynı şey görünür. Dolayısıyla o dönemin uleması felsefeyi biraz şeyle ilişkilendirmiş. Batınilikle ilişkilendirilmiş. Eğer batınilikle mücadele etmemiz gerekiyorsa önce felsefeden başlamamız gerekir diye düşünmüş. Yani batıniliği geriletmenin bir yolu olarak görmüşler felsefe. Çünkü felsefe ciddi anlamda batıniliğe destek sağlıyor. Bir takım destek sağlıyor ne demek? Bir kere evren anlayışı çok farklı felsefenin. O evren anlayışı Müslümanın tevhid anlayışını zedeleyecek bir boyutta. Nedir derseniz? Felsefedeki bu metafizik anlayış, bugün metafizik kelimesini çok kullanıyoruz. Aslında bugünkü kullandığımız metafizik eski metafizik değil. Ne anlama geldiği de belli olmayan bir kavram bugünkü metafizik. Onun için de ben çok kullanmayı tercih etmem. Eskiden metafizik denilen şey fiziğin ötesi anlamına geliyor. Fiziğin ötesi de şu demektir. Evreni ikiye bölüyor felsefeciler. Ayı bölü çizgisi kabul etmek üzere ayı. Ayın altına ayaltı alem, cismani alem diyorlar yani fizik alem. Ayın üstüne ise ay üstü alem yani metafizik alem, yani ruhani alem. Cismanilikle hiçbir alakası olmayan, ebedi, ezeli, bozulma ve değişmenin olmadığı, bozulmanın, oluşun, değişmenin olmadığı bir evren olarak görüyorlar. Ve ayı da bir nur olarak telakki ediyorlar, ay üstü aleme dahil ediyorlar. Hani bu ay nurdur, aya gidilemez fikri nereden çıktı derseniz, buradan geliyor işte. Bizim yani İslam düşüncesi içerisinde böyle bir düşünce yok. Tamamen bu felsefeden gelen bir düşüncedir. Ayın nur kabul edilip aya gidilemeye düşüncesi. Halbuki bizim kelamcılar şöyle diyorlar bu felsefecilere. Ayın altı ile ayın üstü arasında bir fark yoktur. Ayın altı da Allah'ın mülküdür, üstü de Allah'ın mülküdür. Ayın altında hangi kanunlar geçerliyse üstünde de o kanunlar geçerlidir. Peki gelinen noktada kimin sözü haklı çıktı? Bizim kelam ulemasının sözü haklı çıktı. Çünkü bugün ayın üstünün işte farklı olmadığını, hatta dünyadan daha geri olduğunu gördük. Ayın üstü dünyadan daha iyi değil ki. Hiçbir gezegende su yok, canlı yok, taş ve topraktan ibaret bir gezegen. Ve yaşama imkanı olmayacak yerler her birisi. Şu ana kadarki çalışmalardan da bir su kalıntıcığı bulmaya çalışıyorlar. Yani o Mars'a veya başka yerlere gönderdikleri uzay araçlarıyla acaba bir su emaresi bulabilir miyiz? Çünkü su canlılığın şeysidir, temsilidir. Onu bulmaya çalışıyorlar. Demek bu anlayış, bakın bu ikili anlayış İslam inancına ve düşüncesine zarar veriyor. Bir, bölünmüş bir alem anlayışı meydana getirdi. İki, ay üstü alemin ay altı alemi idare ettiğini düşünüyor insanlar. Bu yıldız falı dediğimiz, burçlar dediğimiz şeyler de buradan doğuyor. Aslında bunlar putperestlerden felsefecilere geçmiştir. Oradan da bize doğru gelmiştir. Nedir? Gökteki yıldızlar aslında ruhani varlıklar olarak görülüyor. Ay da ruhani varlık olarak görülüyor. Ay altını idare ettiklerini düşünüyorlar. Sanki Tanrı'nın yanında başka bir tanrılarmış gibi, tanrısal varlıklarmış gibi görülüyor. Zaten metafizik alem demek, tanrısal bir alem demektir aynı zamanda. Böyle görülüyor. Bugün de bakın astroloji dediğimiz şey aynı şeyi sürdürüyor işte. Yukarıdaki yıldız benim kaderimi belirleyecek. Ya da bir burç benim kaderimi belirleyecek. Yok böyle bir şey. Onların etkisi, dünyaya etkisi sadece fiziki bir etkidir. Ne gibi? İşte ayın belli zamanlarda Medcezir hadisesini meydana getirmesi gibi. Medcezir olayı manevi bir olay mıdır? Fiziki bir olaydır. Nitekim o Medcezir meydana gelirken insanın duygularında da bir takım şeyler olabilir. Hani havanın bulutlu olduğundaki duygularımız farklıdır, havanın açık olduğundaki duygularımız farklıdır. Yani fizik alemin insan ruhuna ya da insan psikolojisine etkisi de söz konusu olabilir.
İşte bu anlayış İslam dünyasında sıkıntılar meydana getirdiği için, İslam inancında sıkıntılar meydana getirdiği için bu anlayış biraz bizim ulema tarafından, İslam uleması tarafından kabul görmemiş. Hatta reddedilmiş. Bu Selçuklular tarafından siyaseten de batınilerin geriletilmesi için bir devlet politikası haline getirilmiş. Büyük Selçuklular tarafından. Ne zaman başlıyor bu? Ta ilk Selçuklu Sultanı'ndan başlıyor Tuğrul Bey'den. Son Selçuklu Sultanı Sencer'e kadar gidiyor. Hatta ondan sonra o Selçukluların biliyorsun Atabekler vardır. Onlarda da bu politika devam ediyor ki o Atabeklerden birisi de biliyorsun Anadolu Selçuklularıdır. Anadolu Selçuklularında da aynı anlayış devam ediyor. Osmanlı'da da aynı anlayış büyük ölçüde devam ediyor. Sebebi dediğimiz gibi bu batıniliğin o tehlikeli boyutu. Tabii batıniliğin tehlikeli boyutu sadece inanç boyutu değil, bir de o suikastler boyutu var. Devleti ele geçirme faaliyeti boyutu var batınilerde. Ki bu devleti ele geçirme noktasında batıniler başarılı da oluyorlar. Mesela Selçukluların yıkılmasında başarılılar. Artı o zaman Karahanlılar devleti vardır. Karahanlı bir sultanını ele geçiriyorlar. Duygularını yani düşüncesini ele geçiriyorlar ve Karahanlı sultanı batınilerden yana tavır alıyor. Bunun üzerine Melikşah ilk defa Amuderya nehrini geçerek Mavera-ı Nehir dediğimiz bu Semerkant ve Buhara tarafına geçiyor ve o sultanı tahtından indiriyor. Batıni olduğu için. Yani bu çok ciddi bir politikadır o zaman da ve devlet çok ciddi bir tehdit olarak görmüştür. Mesela o Alamut Kalesi'ni bir türlü ele geçirememiştir Selçuklular. Her teşebbüs ettiklerinde başka yerlerde problemler çıktığı için kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmışlardır. Yoksa onlar çok güçlü olduğu için, devlet baş edemediği için değil. Gizli çalışan bir örgüt olduğu için devlet oraya yöneldiği anda başka yerlerde başka problemler ortaya çıkıyor. Ya da Bizans'da Bizans'ın Osmanlı Selçuklularına gelmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla Selçuklular şeyi kaldırmak zorunda kalıyor. Mesela Alamut Kalesi'ni ortadan kaldıranın kim olduğunu düşünürsünüz? Hulagu'dur. Hulagu putperest bir adam. Yani Hulagu Müslüman bir adam değil, putperest bir adam. Bütün Müslümanlara zarar vermiştir ama böyle bir yapıyı da o ortadan kaldırmıştır. Tabii o zaman da zaten çok zayıflamıştı bu batıniler. Batıniler ondan sonra büyük ölçüde geri çekilmişlerdir. Bu Hulagu'nun gelişi aynı zamanda her tabii kötü olan şeyin bir de iyi tarafından vardır. Hulagu'nun gelişi çok kötüdür. Çok büyük katliamlar yapmıştır. Bağdat'ta özellikle çok büyük katliamlar yapmıştır. Ama bunlar bakın şöyle bir şeysi var. Hulagu'ya, bu Moğollara bakarken Haçlılar gibi bakmamak lazım. Haçlılar bir ideolojiyle gelmişlerdir. Bir dini temsil ederek gelmişler ve Müslümanları Hristiyanlaştırma ya da İslam'ı zayıflatmak için gelmişlerdir. Hulagu ve Moğollar ise bir çapulcu takımıdır, onu söyleyeyim. Yani çok güçlü bir şey olarak görmeyin. Bir ideolojisi yoktur. Kendi inancını benimsetmek üzere gelmemişlerdir. Tek arzuladıkları şey mal ve mülke sahibi olmaktır, o kadar. Onun için mesela kütüphaneleri yağmalamışlar. Diyorlar ki ben onu kabul etmiyorum mesela. Kütüphaneleri yağmalamışlar, yakmışlar, yıkmışlar. O dönemde hiç kimse kitabı yakmaz. Niye yakmaz? Çünkü kitap çok değerli. Yani adamlar para için geliyorlar. Para için gelen adam değerli bir şey yakar mı? Asla yakmaz. O kitapların hepsini yağmalamışlardır ve götürüp satmışlardır. Ve ondan sonra bakın şeyde Urumiye tarafında bir kütüphane kuruluyor. 200 bin ciltlik kütüphane. Bunun kitapları nereden geliyor? Sıfırdan kurulan bir kütüphanedir. Nasreddin Tusi'nin önderliğinde kuruluyor. Biliyorsunuz o İlhanlılarla ve Moğollarla işbirliği yapan bir zattır. Öyle düşünmüş. Moğollar da ona çok büyük destekler vermişler. Orada büyük bir kütüphane kurmasına sağlamışlar. Ve o kitaplar nereden geliyor? İşte Bağdat'ta yağmalanan, öbür tarafta yağmalanan kitaplar oraya gitmiştir. Kitabın ne kadar değerli olduğunu şuradan da söyleyeyim. Bir Memlük Sultanı askerlerin parasını ödeyememiş, parasızlıktan. Askerlerin ilk saldırdığı yer kütüphane olmuş. Niçin? Çünkü o zaman en değerli şey kitaptır. Kitap bu kadar değerli. O yüzden Moğolların ben kitap yaktığını düşünmüyorum. Denize attığını düşünmüyorum. Attıkları şeyler biraz değersiz gördükleri bu yapraklar cinsinden şeylerdir. Yoksa o ciltli hale gelmiş, kitap şekline bürünmüş olan kitapları ben yaktıklarını düşünmüyorum. Çünkü çok değerli. Onu yağmalamışlardır kesinlikle. Ve işte o bakın Urumiye civarında da böyle bir şeyin kurulmasına
vesile olmuşlardır. Bir başka şey daha söyleyeyim. Burada bir parantez açmış olayım. Çok ilginç bir şey bu. Bakın İlhanlıların ideolojik gelmediğini de gösteriyor. İlhanlılar 50 yıl içinde Müslüman olmuşlardır. Bütün Moğollar Müslüman olmuştur neredeyse. 50 yıl bakın. Niye? Çünkü çok güçlü bir inançla gelmiyorlar zaten bunlar. Altın Ordu Devleti, İlhanlılar Devleti, Çin'de kurulan bir başka bir devlet var bunların. Bunların tamamı Müslüman olmuştur. Bugün onlardan kalan mesela Çin'de Müslümanlar var. Huyi denilen Müslümanlar. Bir kısmı Çin asıllı, bir kısmı Moğol asıllı. Huyi denen Müslümanlar var. Bunlarla birlikte Müslüman olmuşlardır. Dolayısıyla İslam kültürü hakikaten çok güçlü bir yapıdır. Güçlü bir yapıya kavuşmuş. Onun altında yatan da işte Nizamiye gibi, Gazali gibi insanlar. Tekrar Gazali'ye dönelim. Nizamiye, Gazali burada çok güzel çalışmalar yapıyor. Devlet politikasının doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Mesela yazdığı felsefe kitaplarının tamamı rapordur Gazali'nin. Devlete rapor hazırlamıştır. Bir, Makasidül Felasife, felsefeciler ne demek istiyorlar? Onu yazmış. İki, Tahafutül Felasife, bu felsefecilerin dediklerinin üstesinden nasıl gelinir? Onlara nasıl cevap verilir? Kitabını yazmıştır. Bunların hepsi o dönemin sultanı ve halifesi tarafından, özellikle Abbasi halifesinin teklifiyle ve çağrısıyla yapılmış çalışmalardır. Bir çalışması daha var. Fadaihul Batıniyye çalışması. O çalışmanın bir adı da Müstazhiri'dir. Ne demek bu? Müstazhiri o dönemin Abbasi halifesi. Halifesinin adı. Bakın o isminden bile, kitabın isminden bile halifenin talebi üzerine yazılmış bir kitap olduğunu görüyoruz. Ve Gazali iki kesimle işte mücadele etmiş. Bir felsefecilerle, bir batınilerle. Aslında ikisi de tek bir hedeftir. İki ayrı hedef değil. Fakat Gazali'nin düşüncesini değiştiren iki gelişme oluyor. Bir, Nizamül Mülk'ün öldürülmesi, iki, Melikşah'ın ölmesi. Bununla birlikte devlette çok büyük devlet politikasında dengelerin değişmesi söz konusu oluyor. Tabi bunlarda Batınilerin etkisi var. Batıniler özellikle orada şeyi kışkırttıkları görülüyor. Melikşah'ın hanımı Terken Hatun'u kışkırttıkları görünüyor. Terken Hatun da çok hırslı bir kadın. O dönemde mesela 5 yaşındaki oğlunu sultan yapmıştır. 5 yaşındaki oğlu, adı da Muhammed zannediyorum, sultan yapmış. Nasıl yapmış? Şeyin verdiği bilgiye göre, gene Osman Turan hocamızın verdiği bilgiye göre, askere 20 bin altın dağıtıyor, askerlerin gönlünü alıyor böylece. Ve ulemaya da epey bir şey veriyor, hepsinden fetva alıyor. 25 yaşındaki çocuk sultan olur diye. Bir torununu da halife yapmaya çalışıyor. Böylece hem halifeliği hem sultanlığı tek eline almak istiyor. Böyle bir hırslı bir hanım. Fakat bu hırslı hanım Selçuklu'ya da çok büyük darbe vuruyor. Yani o şeyin kışkırtmasıyla, batınların kışkırtması da böyle bir. Şimdi Gazali bunları görünce, Gazali mesela o fetva vermeyenlerden. O yüzden Terken Hatun'la arası açılıyor. Arası açılınca bir gerilim ortaya çıkıyor. Ki o dönem çok önemlidir Bağdat Nizamiyesi. Bağdat Nizamiyesi'ndekinin başında olan bir kişinin fetva vermemesi demek, o politika yürütecek kişinin politikasının akim kalması demektir. Toplum tarafından kabul edilmemesi demektir. Şunu bilin ki, bakın hiçbir devlet ya da hiçbir sultan halka rağmen politika yürütemez. Bu çok önemli bir şey. Halkı arkasına almayan hiçbir yapı da, ister sultan olsun bu, ister devlet olsun, ne olursa olsun, halkı arkasına almayan hiçbir yapı da başarılı olamaz. Siyasette ya da yönetmede başarılı olamaz. O yüzden Gazali gibi bir kimsenin fetva vermemesi tabii etkilemiştir. Gerilim daha da büyümüş. Bunun üzerine Gazali şeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Ama biz bu olayları görmeyip, işte Gazali ya aslında fikri bir bunalım geçirmiş, fikri bir buhran yaşamış ama buhrana götüren sebepler ne? Oraya bakmak lazım. Buhrana götüren sebepler devlet politikasındaki köklü değişiklik. Ama Gazali batınilerle mücadelesini hiç bırakmamıştır. O kitaptan sonra 4 tane kitap daha yazmıştır batınilere yönelik, eleştiri adı altında. Çünkü batıni tehlikeyi fark etmiştir Gazali. O tehlikeyi fark ettiği için onlara yönelik mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmemiş. Bu saiklerle medreseden ayrılıyor. Medreseden ayrılırken aslında şunu görüyor bir de. Devlet eliyle dini bir politika ya da bir düşünce politikası yürütülemez. Ama bir politika yürütmek için devletin de belli ölçüde desteğinin olması gerekir. Fakat bütünüyle devlete bağlamamak lazım.
Çünkü bütünle devlete bağladığınız zaman işte bir devlet adamı öldüğünde o politika bitiyor. Nitekim Nizamül Mülk öldü, politika bitti. Gazali'nin hiçbir destekleyeni yok, onu yürütmesi mümkün değil. Ve buradan da şu neticeye varıyor. Öyleyse bu dava ya da bir düşünce ya da dini dava dediğimiz dava halka dayanmalıdır. Ve onun için halka yöneliyor ve halka yönelik kitaplar yazmaya başlıyor. İlk defa Gazali o zaman halka yönelik kitaplar. O güne kadar yazdığı kitaplar bugünkü anlamda bütünüyle akademik kitaplar diyebileceğimiz kitaplar. Ondan sonra ilk kitabı işte halka yönelik yazdığı İhya Ulumüddin'dir. Ondan sonra Kimya-i Saadet gibi kitaplar yazıyor. Eyyühel Veled gibi hem kendi çocuğuna hem ümmetin çocuklarına bir öğüt kitabı yazıyor. Bütün halka yöneliyor ama akademiyadan da kopmuyor. Onu da söyleyelim. Hiçbir zaman Gazali ve Gazali şunu görüyor. Herkese kendi aklına göre ya da kavrayacağı şekilde hitap etmek gerekir. Halka yazacağı kitap ayrı, entelektüel kesime yazacağı kitap ayrı olmalıdır noktasından bakıyor. Gazali'nin kopmadığını nereden biliyoruz? Biz mesela 10 yıllık bir serüveni vardır. Şam'dan başlıyor, Mekke, Medine'yi ziyaret ediyor. Bu arada eşi ve çocuklarını Bağdat'ta bırakıyor. Ama onların iyaşe ve ibadetlerini karşılayacak bir şey bırakıyor, bir mal mülk bırakıyor onlara. Tamamen onları böyle ortada bırakıp gitmiyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Niye mal mülk bırakıyor derseniz, ya nereden elde ediyorum mal mülkü? Gazali ve Nizamiye'de müderrisken geliri çok iyidir. Çünkü bakın Nizamiye o dönemin Bağdat Nizamiyesi en yüksek okuldur ve onun başında olan kişi de en yüksek maaşı alan kişidir. O yüzden oradan aldığı gelirin bir kısmını veya da büyük bir kısmını eşine ve çocuklarına bırakıyor. Kendisi önce Şam'a gidiyor, orada kalıyor, Şam bölgesine gidiyor. Hatta bu Türkiye tarafında, şu anda Türkiye topraklarında olan Antep'e falan geldiği de söyleniyor ki gelmiş olma ihtimali çok yüksek, onu söyleyeyim. Çünkü Antep de Şam bölgesi içerisindedir. Şam bölgesi deyince sadece Şam olarak o bir şehri düşünmeyin. Şam bölgesi demek bizim Antep'ten başlayıp Hicaz'a kadar olan bölge Şam bölgesidir. Bugün o bölgede Suriye vardır, Ürdün vardır, İsrail, Filistin vardır ve aynı zamanda Türkiye'nin güneydoğusu vardır. Yani Fırat'ın bu tarafı, öyle söyleyelim. Fırat'ın batı tarafı dediğimiz kesim Şam bölgesidir. Oralarda biraz dolaşıyor, kendince tefekkür yapıyor, düşünüyor. Nasıl bir proje uygulayabilir, bir proje geliştirmeye. Aslında Gazali'nin İhya Ulumüddin'i çok güzel bir projedir, onu söyleyeyim. Bir proje geliştirmeye çalışıyor ve bu 10 yıllık süreç içerisinde o proje, İhya Ulumüddin projesini ortaya koyuyor. Orta mesela çok hoşuma gider. Münciyat ve mühlikat diye bir bölüm var. Açın okuyun orayı. İnsan için tehlikeli olanlar ve insan için kurtuluş vesilesi olacak hususlar. Ne kadar güzel. Aslında onu hayata uygulayabilsek sorunlarımız büyük ölçüde, bugünkü dini ve manevi sorunlarımız büyük ölçüde çözülür. Ve ondan sonra Gazali halka ulaşabilmek için biraz da duygu tarafının öne çıkartılması gerektiğini düşünüyor. Bu duygu tarafını öne çıkartacak olan şeyin de mekanizmanın da tasavvuf olduğunu görüyor. Ama ilginçtir, Gazali kendi dönemindeki sufilerden yararlanmıyor. Hiçbir sufi hocası yoktur Gazali'nin, onu söyleyeyim. Birebir görüştü. Farmadi diye bir zattan bahsedilir. O da Munkız'da bir yerde sadece söz ediyor ama hocası olarak değil. Yani Gazali'nin birebir görüştüğü sufi bir hocası olmamıştır, bir şeyhi olmamıştır. Hatta kendi dönemine yakın insanlardan da istifade etmemiştir. Mesela Kuşeyri'den hiç bahsetmez Gazali. Halbuki Kuşeyri kendine hocasının akranı olan bir insandır. Hocası Cüveyni'nin akranı. Aynı zamanda medresede, Nizamiye Medresesi'nde ders veren bir kişidir. Ondan da bahsetmez. Ta 300 yıl öncesine gider. Kime gider? Haris el-Muhasibiye, Ebu Talib el-Mekki'ye gider. Kendinden 300 yıl önce ve onların kitaplarını alır, okur, oradan bir şeyler çıkartmaya çalışır. Ve kendisi şöyle bir itirafta bulunuyor Munkız'da. Ben zannettim ki diyor, bu tasavvuf okumakla öğrenilecek bir şey. Ama anladım ki diyor, bu tasavvuf okumakla öğrenilmez. Tasavvuf yaşanır. O yüzden Gazali tasavvufu hep böyle görmüştür. Bir ilim olarak görmemiştir. Onu söyleyeyim. Ve kitaplarında ilim olarak geçmez tasavvuf. Mesela onun ilim tasnifleri vardır. Munkız'da vardır. Şeyde vardır. El-İktisat'ta vardır. Özellikle de Mustasfa'nın başında vardır. Mesela Mustasfa'nın başında ilimleri sayar. Orada tasavvuf yoktur. Niye? Tasavvuf yaşanır. Tasavvuf bir kitaptan öğrenilmez.
Onu alırsınız, uygularsınız, hayatınıza tatbik edersiniz. Ve Gazali de tasavvufu böyle anlamıştır hakikaten ve yaşamıştır. Yaşayarak öğrenmiştir. Şunu görmüş, bir teorik kafanın yanında pratik bir hayatın olması gerekiyor. Sağlam bir pratik hayat. Teorik kafa neyle oluşur? Bu kelamla oluşur. Kelamdan Gazali hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Bu fıkıh usulüyle oluşur, bu fıkıhla oluşur. Ama bir de onun bir manevi desteği olması lazım, bir pratik hayatın olması lazım. Bu da ancak tasavvufla olur diyor. Ve Gazali'nin anladığı tasavvuf da bugün bizim cari olan tasavvuftan çok farklı, onu söyleyeyim. Ya bugünkü cari tasavvufla onu bir araya getirmek çok mümkün değil. Çünkü Gazali orada özellikle zahir ilimlerle batın ilimlerin at başı olarak gitmesini öngörüyor. Batını ilim diye bir şey de kabul etmiyor zaten. Zahir ilimlerle tasavvufi hayatın birlikte yürümesi, iç içe olması. Bu paralel bile demiyorum bakın. Paralel demek ayrı ayrı giden şeyler demektir. Halbuki burada paralellik bile yok. İç içelik söz konusudur. Fıkı tasavvufi hayat içerisinde uygulayan ya da tasavvufi hayatı yaşarken fıkıh yapan. Kelamı tasavvufi hayat içerisinde öğrenen ya da kelam yaparken tasavvufu yaşayan. Yani bunlar iç içe olarak görülüyor. Nereden biliyoruz bunu? En son yazdığı üç kitap vardır Gazali'nin. En son yazdığı. O da nerede yazmıştır? Hani Gazali akademik hayattan kopmadı dedim ya. Gazali'nin son durağı Nişabur Nizamiyesi olmuştur tekrar. Nişabur Nizamiye Medresesi. Öğrenci olarak bulunduğu yere hayatının sonuna doğru hoca olarak gelmiştir. Çok da güzel bir şey aslında yani. Düşünün, öğrenci olarak yetiştiğiniz bir kuruma hoca olarak tekrar dönüyorsunuz. Oraya gelmiş, orada tekrar 4 yıllık. Gazali'nin ilk Nizamiye hocalığı 4 yıldır. Sadece 4 yıl Bağdat Nizamiyesi'nde. Ondan sonraki bir 10 yıllık bir düşünce hayatı, düşünce serüveni var. Sonra Tus şehrindeki kendi şehridir, Tusi'dir çünkü Gazali. Tus şehrinde bir kendisi özel medrese kuruyor. Orada yaklaşık 150 öğrencisi var. Orada öğrenci yetiştiriyor. Dedim ya akademik hayattan kopmamış diye. Daha sonra bu Fahr-ül Mulk diye bir Selçuklu veziri vardır. Nizam-ül Mulk'ün oğludur bu. Fahr-ül Mulk Gazali'yi zorla derken yani ikna ederek tabii ki yani. İkna ederek, çok ısrar ederek tekrar Nizamiye'ye getiriyor ve hoca olmasını sağlıyor. Çünkü Gazali gibi bir değerin Nizamiye'den uzak durması onun da hoşuna gitmiyor. Tekrar Nizamiye'ye getiriyor. Orada hoca oluyor. Ve 4 ya da 4,5 yıl tekrar Nizamiye'de hocalık yapıyor. Ve orada da zaten vefat ediyor, o hocalığı sırasında da vefat ediyor. Orada yazdığı son kitaplardan 3'ü İlcamul Avam An İlmil Kelam. Birisi bu. Biz şimdi bu kitabı şöyle bakıyor bazı insanlarımız. Halk için yazılmış bir kitap. Hayır, bu kitap bir rapor arkadaşlar. Yani burada aslında Gazali şunu öngörüyor. Yani halka ne lazım, öbür kesime ne lazım, bunu bir ayırt etmek lazım. Gidip halka kelam öğretmenin bir anlamı yok. Kelam çünkü entelektüel seviyede, akademik seviyede öğrenilecek bir ilimdir. Gidip mesela camide, şöyle düşün, bizim bir Necip Taylan hocamız vardı, Allah hayırlı ömür versin. Bir anekdot anlatmıştı kendi hayatından. Ben diyor İmam Hatip'te okurken diyor kelam dersinde Allah'ın varlığının ispat delilleri öğrendim. Çok hoşuma gitti. Köye gittim, bana dediler ki vaaz et. Ben de çıktım onları anlattım diyor. Allah'ın varlığının delilleri anlattım. Kendimce çok büyük iş yaptığımı falan düşünüyorum diyor. Kürsüden indim. Cuma'dan sonra dediler ki sen ne anlattın? Şimdi halka ne gerekir? İspat delilleri. Hakikaten yani. Onun için kelam halka anlatılmaz. Kelam okullarda okunur ama halka giderken o iyi bir kaynaktır. Çünkü iki ilim zihniyet oluşturur, düşünce oluşturur. Birisi kelamdır, birisi de fıkıhtır. Tasavvuf yaşanır. Tasavvuf bir zihniyet ilmi değildir aslında. Gazali'nin öngördüğü tasavvuf. Tasavvuf yaşanacak bir şeydir, bir duygudur, bir düşüncedir, bir deruniliktir. Tasavvufu böyle görüyor. Ama zihniyet oluşturmak istiyorsanız iki ilime ihtiyacınız var. Kelam ve şey. O yüzden diyor kelam medreselerde kalsın, halka anlatmayın diyor. Bunun raporunu yazmış aslında Gazali. Yoksa bu kitap halka yazılmış bir akaid kitabı değil. Hatta orada selefileri kendince tasnif etmiş. Sonra bu selefilerin ilkeleri diye bize sunuluyor şimdi. Hiç alakası yok. Gazali'nin selefileri tasnifidir. O. Halbuki selefiler ondan farklı düşünürler bazı noktalarda.
İkinci bir kitabı Mınkız'dır. O bir otobiyografisidir Gazali'nin. Bir düşünce serüvenini anlattığı bir kitaptır. Dönüp dönüp okumanız gerekecek bir kitap hakikaten orada. Yalnız orada okurken şöyle okumayın sakın ha. Yani bu günümüzde öyle yansıtılıyor da. Gazali orada felsefeden, kelamdan başlıyor, felsefeyi anlatıyor. Sonra tasavvufa geçiyor. Batınileri anlatıyor, sonra tasavvufa geçiyor. Sanki Gazali önce kelamcı olmuş, sonra felsefeyle uğraşmış, felsefeci olmuş. Sonra batınilerle uğraşmış, batıni olmuş. Sonra en son tasavvufa gelmiş, tasavvufçu olmuş. Yok böyle bir şey. Gazali hiçbir zaman eski düşüncelerinden vazgeçmiş değil. Kelamdan özellikle, fıkıhtan asla vazgeçmiş değil. Dedim ya, son yazdığı kitap İlcamul Avam bir kelam kitabıdır. Son yazdığı Mustasfa bir fıkıh kitabıdır. Ve Mustasfa'nın başında ilimler tasnifi var. Tasnifi yaparken şöyle diyor. Vaktimiz çok aldın mı hocam? İlimleri tasnif ederken şunu diyor. Temel ilim kelamdır. Diğer ilimler kelama göre bir sıralamaya tabi tutulur. Fıkıhtır, tefsirdir, hadistir, kelama göre sıralamaya tabi tutulur. Ne zaman söylüyor bunu? Hayatının sonunda söylüyor. Hangi kitapta söylüyor? Mustasfa adlı fıkıh usulü kitabında söylüyor. Niye kelam? Çünkü bizim ulemamız, eski ulemamız zihniyeti oluşturan ilmin kelam olduğunu, fıkıh usulünün de fıkhın da bu zihniyet üzerine kurulması gerektiğini söylerler. Bunu sadece Gazali gibi Eş'ariler, Şafiler değil, mesela Ebu'l-Berekat en-Nesefi gibi Hanefiler ve Maturidiler de aynı şeyi söyler. Veya Es-Semerkandi gibi, Alaaddin Es-Semerkandi gibi Maturidi ve Hanefiler de aynı şeyi söylerler. Çünkü eğer zihniyet oluşturmak istiyorsanız kelama ihtiyaç vardır. Zaten bugün tasavvufa da bakın, mesela Adab-ül Müridin diye eskiden kitaplar yazılmıştır. Bu kitapların ilk kısmı bir kelam kitabıdır ya da bir akide kitabıdır. Hangi mezhepteyse o zat, o mezhebe göre bir akide oraya yazar. Adab-ül Müridin, yani müritlerin uyması gereken edepler kitabı dediğimiz. Mesela bunların en ilginçlerinden birisi Ebu'n-Necib es-Suhreverdi diye bir zat var, bu Şafii'dir, Eş'aridir. Mesela o kitabının hemen başında Eş'arilerin inanç esaslarını verir. Veya Kelabazi ya da Gülabadi diye bir zat vardır. Et-Taarruf li mezhebi ehli tasavvuf diye bir kitap var. Açın okuyun, oradaki akaid ilkeleri tamamıyla maturidiliktir. Verdiği şey. Dolayısıyla Sufiler de bu inançtan, akaidden ve kelamdan kopması söz konusu değildir. Çünkü zihniyeti onlar oluşturmaktadır. Ve Gazali'ye kadar, Gazali'den sonrasında da öyledir, tasavvuf bir yaşama biçimidir. Bir hayat tarzıdır. Bunu böyle görmek gerekiyor. Gazali de böyle görmüştür. Gazali'nin bazı tasavvufla ilgili eserleri var ki ona ait değildir, onu da söyleyeyim. Özellikle mesela o Resail İmam Gazali diye bir kitap var, onun içerisinde mesela... Bir tasavvufla ilgili merak ettim. Gazali'nin tasavvuf görüşünü de bir şöyle bir göreyim diye. Et-Tasavvuf diye bir risale var orada. Devamı da var da unuttum şimdi. O risaleyi karıştırırken bir yerde dikkatimi çekti. Gale Ebu Bekir İbnül Arabi diyor. Kitabın içinde. Ebu Bekir İbnül Arabi kim? Gazali'den sonra yaşamış bir zat. Şimdi Gazali'den sonra yaşamış bir kitapta Gazali Gale diyebilir mi? Bu adam dedi ki. Öyleyse o kitap nedir aslında? Gazali'ye aidiyeti şüpheli bir kitap. Hatta bu günümüzde değil, eskiden de tespit edilmiş. Muhyiddin İbn Arabi'nin El-Muhadaratul Ebrar diye bir kitabı vardır. Tarih kitabıdır. Çok da güzel bir kitap. Diyor ki Endülüs tarafında ve Mağrib tarafında iki tane kitap var diyor. Gazali'ye nispet ediliyor, onunla hiç alakası yoktur diyor. O yüzden Gazali'ye nispet edilen kitaplarla, ona ait olan kitaplarla, ait olmayan kitaplarla ayırt etmek lazım. Bazı tasavvuf eserleri Gazali'ye nispet edilerek, Gazali'nin sanki tasavvuf görüşü onlarmış gibi bir imaj verilmeye çalışılıyor. Bu da yanlış. Gazali'nin temel kitapları, demin saydığım kitaplardır ki bunlar içerisinde en temel kitap İhya Ulumiddin'dir. Gazali'yi oradan tanımak lazım. Veya El-İktisat Fil-İtikattır, oradan tanımak lazım. Mesela Gazali orada tarif ederken insanların derece derece öngörmek gerekir diyor ya. Mesela diyor ilk derece insana böyle basit bir akaid kitabı yeter diyor. Diyelim mesela esnaf, mesela çiftçi köydeki. Ya bunun için oturup bu zatın kelam kitabı okumasına gerek yok. Bir akaid kitabı okusa yeter diyor. Kendisinin o başında bir akaid eseri vardır, onu söylüyor. İhya Ulumiddin'in hemen başında. Girişte bir küçük bir akaid eseri vardır. Onu okusa yeterli diyor. Biraz diyor bilgisi ve kültürü gelişmiş olan kişi ise diyor orada bir kitap vardı El Kuds
kitabın şimdi bakın zihnim durdu, aklıma gelmiyor. Gene o da İhya Ulumüddin hemen başında efendim. Değil, yok hocam. O şeyin İhya'nın hemen başında biraz mufassal bir kelam kitabıdır. Onu okumalıdır diyor. Ama biraz üst düzey kültüre ulaşmışsa, zihni gelişmişse bu kişinin de diyor El-İktisat fil-İtikadı okuması gerekir. Halbuki El-İktisat fil-İtikad Gazali'nin ilk eserlerindendir. O zaman şunu görüyoruz, Gazali reddi miras yapmamıştır. Yani geçmişini bütünüyle reddetmemiştir. O buhran dönemi dediğimiz dönemin öncesini reddetmemiştir. Ve o kitabını hala İhya'da tavsiye ediyor. Öbür kitaplarında tavsiye ediyor insanlara. Evet, Gazali Nişabur'da başlayan ömrünü tekrar Nişabur'da bitiriyor. Kaç yıl ömür yaşamıştır? Toplam 55 yıl. Hatta birileri demişler ki yazdığı kitapları ömrüne bölelim, 18 sayfa düşmüş her gününe. Yani o kadar çok eser vermiş, o kadar çok insan yetiştirmiş. Mesela bu kendi verdiği rakamlar vardır. Ben diyor Bağdat Nizamiyesi'nde 300 kişiye ders veriyordum diyor. Tus'taki medresesinde 150 kişiye ders verdiği. Muhtemelen şeydeki rakamları bilmiyoruz Nişabur'daki. Orada da gene 300-400 kişiye ders vermesi söz konusu. O zaman dersler de işte tam böyle bir ne diyorlar konferans şeklindedir. Hatta dersler sadece öğrenciler tarafından dinlenmiyor o dönemde. Bu İbn Cüreyç diye bir zat var. Onun bir seyahatnamesi tercüme edildi. Çok güzel bir seyahatname. Endülüs'ten Hicaz'a seyahat diye tercüme edildi. Orada Bağdat Nizamiyesi'ni anlatıyor. Diyor ki ben diyor Bağdat Nizamiyesi'ne gittim. Orada hoca ders veriyordu. Hemen ön tarafta devletin ileri gelenleri oturuyordu. Demek ki her kademeden insan gelip o dersi dinliyor. Sadece gelip öğrenciler dinlemiyor. Diğer halktan olan insanlar da, devlet kademesinde görev yapan insanlar da o dersi dinliyor. İşte Gazali böyle bir zat. Gazali'yi tanırken iki yönünü birden tanımak gerekiyor. Gazali bir alim bir zattır. Gazali aynı zamanda zahit bir zattır. Zühd hayatı demek, şimdi içimizde Arapça hocalarımız vardır, ukalalık etmiş olmayayım. Zühd kelimesi fi harfi ceriyle kullanılır. Zühd fit dünyadır. Dünyada zahit olmak. Yani bir köşeye çekilip münzevi hayat yaşamak değildir. Bu tasavvufta mesela Nakşiler'de şöyle şey yapılmış, bu formüle edilmiş. Halk içinde hakla birlikte olmak diye formüle edilmiş. Yani halktan koparak, münzevi bir hayat yaşayarak, bir dağ başına çekilerek, bir odaya kapanarak böyle bir hayat değil. İşte Gazali'nin zühdü de böyle bir zühdtür. Tasavvufu böyle bir tasavvuftur. Bunu görmek gerekir. Gazali aynı zamanda alimdir. Tam da hani Peygamber Efendimiz'in söylediği el-ulema'u veresetul enbiya'yı tam hak eden bir alimdir. O yüzden alimleri anlamak için peygamberleri anlamak lazım. Peygamberleri anlamak için de alimleri iyi tanımak lazım. Alimler, bunu da söyledim, alim demek yol gösterendir, yönlendiren değildir. Bugünün özellikle modern eğitimde, eğitim hocam burada beni bağışlasın, modern eğitimde bir yönlendirme, şekillendirme, Necip Fazıl'ın tabiriyle bir adam yaratma çabası var sanki böyle. Yeniden bir adam yaratmak gibi. Hatta birisi öyle demiş, bu Nurettin Topçu hocamız kitabında zikrediyor. Annem babam beni gökten yere indirdi, hocam tekrar göğe çıkardı. Ne büyük bir laf. Ne büyük bir laf. Bu çok hoş bir laf değil, onu söyleyeyim. Yani biraz böyle Hristiyanlık kokan da bir laf bu, onu da söyleyeyim. Yani hiç kimse gökten yere inmiş değil, hiç kimse de yerden göğe çıkamaz arkadaşlar. Amelleri göğe yükselir, ameller orada değerlendirilir. Ruhu âlâ-yı illiyine gider eğer iyi insanlardansa. Ama onun dışında kimse, bu hani biraz Hazreti İsa'ya benzeterek de bunu anlatıyorlar zannediyorum. Bu ifadeyi kullanmamak lazım. Alim yol gösterendir, yönlendiren değil. Yönlendirmede kişinin iradesine hükmetme vardır çünkü. Yol göstermede ise kişinin iradesini serbest bırakma vardır. Bize birisi diyelim gelmiş yol soruyor. Diyoruz ki şuradan gitmen gerekir. Adam biraz sonra gidiyor bir başkasına daha soruyor. Niye? Çünkü iradesi kendi elinde. Ama biz yönlendirdiğimiz zaman, iradesine hükmettiğimiz zaman bizim söylediğimizden başka kimseye asla sormaz. O yüzden eğitimde alim dediğimiz şey yol gösterici. Hatta bunu şeye benzetebilirsiniz. Çok basit bir misal olarak. Hani bu yoldaki işaretler var ya,
Alim tam da onun gibidir işte. İşaret kritik noktaya konur, konur ve yolu gösterir. Mesela kendini göstermez işaret. Alim de kendini göstermez. Hani bugün bazıları çıkıyor, işte Mehdi anlatıyor, adam kendine işaret ediyor. Ya da bir başka şeyi anlatıyor, bak ne kendine işaret ediyor. Öyle bir şey yok. Mesela ben kendi hesabıma şunu da söylüyorum bazen öğrencilerime. Bana güvenirsen, ben burada sadece diyorum bir yol göstericiyim, bilgi aktaranım. Bana güvenirseniz sınıfta kalırsınız. Ama kendinize güvenir, Allah'a tevekkül ederseniz sınıfı geçersiniz. Bunu ben söylemiyorum sadece. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insanoğlu, Allah'ın kerim sıfatıyla ya da kerametiyle, ikramıyla seni aldatan şey nedir? Yani şu demek değil, şuna söyleyemez bir insan. Ya Allah nasıl olsa beni cennetine koyar. Yani bazıları da şöyle çok ukala bir ifade kullanıyorlar ya, Allah beni cennete koymayıp da kimi koyacak? Yani Allah ile aldanmak dediğimiz şey. Allah, Yüce Allah diyor ki, benimle de kendinizi aldatmayın. Çünkü şeytan bazen Allah ile aldatmaya kalkışır. Ya Allah'ın keramı, ikramı boldur. Allah'ın marifeti boldur. Seni de bağışlar. Boş ver sen bu dünyada hayatını yaşa. Har vur, harman savur der. Allah'la bizi aldatmaya çalışır. Onun için ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Kerim olan Rabbinle seni aldatan nedir? Bu işte bu alim dediğimiz insan da böyle olacak. Alime soru sorar. Peygamber Efendimiz hadisinde geçiyor. Bir kimse alime soru sorar. Alim bir fetva verir. Kişinin içine yatıyorsa kabul eder. Yatmıyorsa kabul etmez. Çünkü kişinin iradesi kendi elindedir. Bu peygamberde bile böyledir. Hazreti Peygamber uyarıyor Allah Teala. İnnemâ estağfirullah. İnnemâ aleykel belâg ve aleyna el hisâb. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Yol göstermektir. Hesabı biz görürüz diyor. Hatta bir ayet-i kerimede de sen öyle her istediğini hidayete erdiremezsin. Hidayete erdirecek olan biziz. Bu güçlü bir ayettir. Ha bugün bakıyoruz, ben diyor falan şeyhin eteğine tutunursam cennete giderim. Peki o şeyh cennete gidecek mi? Cennete gitmeyi garantilemiş mi ki? Biz onun eteğine tutunarak. Cennetle müjdelenen sahabiler var. Ömürlerinin sonuna kadar tedirgin bir vaziyette yaşıyorlar. Acaba ne olacağız? Şimdi Hazreti Ömer gibi birisi, Peygamber Efendimiz'e münafıklar bildirilmiş. O da bir sahabeden bir tanesine sır vermiş, o sahabe sır tutan birisi. Hazreti Ömer yakasına yapışıyor, tek öğrenmek istediği şey var. Münafıklar kim diye sormuyor. Ben var mıyım o listede? Yani kimse, budur işte Müslümanlık. Müslüman ahlakı budur. Ben var mıyım? Halbuki biz olsak ne deriz? Söyle bakayım şu münafıklar kim, biz be bir tanıyalım. Dedikoduyu çok seviyoruz ya hani. Halbuki Hazreti Ömer gidiyor, ben var mıyım o şey içinde? Gene sahabe ahlakı, Peygamber Efendimiz bir şey söylediği zaman, bir kararını bildirdiği zaman, sahabe diyor ki, ya Resulallah bu Allah'ın bir emri midir, yoksa sizin bir düşünceniz mi? Allah'ın bir emri ise başımız üstüne. Ama Peygamber Efendimiz şöyle diyorsa, yok bu benim düşüncem, ya Resulallah o zaman böyle değil de şöyle yapsak daha uygun olur. İşte bu sahabe ahlakıdır. Ki Peygamber Efendimiz çoğu zaman uygulamıştır bunu, savaş meydanında bile. Bakın o Bedir'de, Peygamber Efendimiz diyor ki şurada mevzilenelim diyor. Sahabeden birisi geliyor, ya Resulallah diyor, ya burada mevzilenelim, tamam da bu Allah'ın emri mi? Yoksa sizin düşünceniz mi? Benim düşüncem diyor, o zaman burası hiç uygun değil diyor. Biz burada perişan oluruz, şu tarafa doğru artık o, şimdi yerini tam şey yapamayacağım. Ve Peygamber Efendimiz o yeri değiştiriyor sahabenin görüşü doğrultusunda. Ki bu Allah'ın emri, ve şavirhum fil emir diyor Allah Teala. Bir iş söz konusu olduğunda sahabenle istişare et. Bakın şey de budur. Mesela istihareyi bile yanlış anlıyoruz biz. Halbuki istişare istihareden önce gelir. Danışmak, konuşmak bilen insan. İstihare dediğimiz şey de yok, uykuya uyuyacaksın da yeşil renk, kırmızı renk, siyah renk bir şeyler göreceksin. Yok böyle bir şey. Saçma sapan bir şey bu yani. Bu rüyaları ne kadar hayatımıza sokuyoruz böyle. İstihare dediğimiz şey iki rekat namaz kılarsın. Gönlüne doğan şeyle hareket edersin. Bu kadar basit bir şeydir. Allah'a dua edersin. Allah gönlüne neyi vermişse,
Hangisi gönlüne yatıyorsa ona uyarsın. Yoksa efendim rüyada şöyle olacaktı, öbürü böyle olacaktı. Bu rüyaları, cinleri, şeytanları hayatımızdan çıkartalım. Hiçbir cin insana vesvesenin ötesinde bir şey yapmaz. Cinler insanlarla evlenmez. Cinler insanlara zarar vermez. İşleri güçte yok, cinler insanlarla mı uğraşacak? Hatta ben şunu söylüyorum. İnsan şeytanları cin şeytanlarından daha tehlikelidir. Gazali'nin hayatını okuyun. Cinlerden bahsettiğini görüyor musunuz? Sahabenin hayatında cinler var mı? Cinci hocalar var mı? Büyük alimlerimiz İmam-ı Azam, İmam Şafii, hatta İmam Şafii diyor ki kim cin gördüm derse yalancılıktan ona diyor sopa vurmak lazım. Cinler görünmez. Bakın peygamberlerden bir tanesinin hayatında cinler vardır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan. Kim o da? Hazreti Süleyman. Onun dışında hiçbir peygamberle ilgili cin yoktur. Peygamber Efendimiz'in hayatında da bakın cinler gelmiş, Peygamber Efendimiz namaz kılarken onu dinlemişler. Sonra kendi kavimlerine elçi olarak gidip tebliğde bulunmuşlardır. Peygamber Efendimiz'le görüşmeleri, konuşmaları söz konusu bile değildir. Açın okuyun. Kur'an-ı Kerim'de bunu görürsünüz. Hatta İbn Abbas'tan gelen sağlam bir rivayet var. Peygamber Efendimiz diyor ne cinlerle konuşmuştur ne de cinleri görmüştür. İbn Abbas bu Peygamber Efendimiz'in en yakınlarından birisi. Amcasının oğlu. Ve sahabenin de fakihlerinden, müfessirlerinden birisi. Biz ama bugün hayatımıza cinleri soktuk. Hayatımıza rüyaları soktuk. Peygamberler için anlatılan bakın rüyalardan bir tek Hazreti İbrahim'in rüyası Kur'an-ı Kerim'de geçer. Onun dışında ben hatırlamıyorum. Bir de şu Yusuf Aleyhisselam'ın rüya yorumlaması vardır. Rüya görmesi değil bakın. Rüya yorumu çok önemlidir orada. Onun da hayatında bir rüya vardır. Hazreti İbrahim'in rüyasını da gerçekleştirmeyi Allah nasip etmemiştir. Öyle değil mi? Oğlunu kesmesi gerekiyordu. Kesti mi? Demek ki aslında Allah Teala belki oradan bize şu mesajı veriyor. Rüya ile amel edilmez. Nitekim Hazreti Yusuf da Aleyhisselam da ilk rüyayı gördüğünde çocuktur. Babası ne diyor ona? Sakın rüyanı kimseye anlatma. Özellikle de kardeşlerine anlatma. Onun için Peygamber Efendimiz mesela diyor kötü bir rüya gördüyseniz şöyle sol tarafınıza bir tükürün ve unutun. Anlatmayın kimseye. Zaten en büyük sorun da anlatmaktan çıkıyor. Anlattığınız andan itibaren o rüyanın sarmalı içerisine giriyorsunuz psikolojik olarak. Ondan sonra da çıkmak mümkün olmuyor bir de. Ve karamsar bir dünya oluşturuyoruz. O yüzden bakın eski ulema eğer ilham gerçek bilgi kaynağı görülemez, rüya gerçek bilgi kaynağı görülemez diyorsa bunun bir tecrübenin ürünü arkadaşlar bunlar. 1400 yıllık bir tecrübenin ürünü olarak gelmiş bu. Bundan istifade etmek gerekir bu tecrübede. Teşekkür ediyorum. Ben çok zamanınızı aldım. Kusura bakmayın. Sayın bilimlerimiz olsun. Sorular için birkaç olur. Şöyle ister oturacağım. İster burada. Burada mı? Şimdi birkaç soru alalım. Hocam dün akşam da buradaydı. Şehirde bir başka mekanda konuştu. Cenab-ı Hak enerjisini artırsın, güç kuvvet versin. Bolu'ya gidecek. Bugün yolcu. Çok da yormayacak şekilde 3 tane soru alalım. Var mı? Var var. Nerede? Arkadan birisi, evet. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Ben İmam Gazali'nin Burhanlı döneminden sormak istiyorum. İmam Gazali'nin Burhanlı dönemi olduğunu, özellikle bu Nizam-ı Mülk dönemi... Biraz şeyi yaklaştırırsanız. Nizam-ı Mülk'ün öldüğü dönem, hani Burhanlı dönemi, kendisine hani başka destek veren yok falan demiştik ya. O dönemde özellikle yazdığı kitapların hani Burhanlı döneminde pek okunmasının doğru olmadığını söylüyorlar. Siz bundan ne düşünüyorsunuz? Ve o dönemdeki yazdığı 4 kitabı var demiştiniz. O kitaplar nelerdir? Evet. Aslında onları ben söylemiştim, tekrar edeyim. Birisi işte El-İktisat fil-İhtikat, kelam kitabı. Diğerleri Makasidül Felasife ve Tahafütül Felasife. Bir diğeri de El-Mustazhiri, halifenin adına yazılmış olan Fadaihül Batıniye o kitap. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıktı tercümesi. Oradan bak, Batıniliğin iç yüzü diye çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tercümesi. Güzel de bir tercüme. Okumanızı tavsiye ederim. Bir bu. Okunmasını tavsiye etmeyen kimse bilmiyorum ama Gazali'nin kendisi tavsiye ediyor.
Onu söyleyeyim. Kendisi o kitapların okunmasını tavsiye ediyor. Ama herkesin okumasını tavsiye etmiyor. Ancak mesela entelektüel seviyede olan insan, mesela sizler okumalısınız. Sizler sokaktaki insanlar değilsiniz. Onu söyleyeyim. Yani onun için kaçmayın bu tür kitaplardan. Bu kitapları mutlaka okuyun. Ama diyelim mesela el iktisat fil itikadı bir esnafın eline verip okumanın bir anlamı yok. Gerek de yok zaten. Yani onun bilmesi gereken bir, ne derler, eni konu belli bir akaid kitabını okuyup bilmesi yeterlidir. Evet. Şuradan bir arkadaş soru soracaktı. Bu Fetih suresinde mesela Allah onun rüyasını sadık çıkardı diyor ya. Mesela Peygamberimiz rüyasında düşmanları görüyor ama sayılarını görmüyor. Ona göre tedarikli gidiyor. O Bedir'di galiba savaş. O rüya yani var yani bir şey var. Hayır ben rüya yok demedim. Yani rüyaların şey hani rüyaya göre... Rüyaya bel şey. Bağlamayın dedim. Amel edilmez. Ya bel bağlamak değil de. Peygamber yani. Efendimiz de rüyayla amel etmemiştir. Onu söyleyeyim. Yani Allah Teala onu rüyasında sadık çıkartmıştır derken, yani rüyayı gördüğü için Peygamber Efendimiz o işi yapmış değil. Anlatabildim mi? Yani o bir Peygamber Efendimiz'e bir destektir o. Anlatabildim mi? Manevi bir destek. Mesela Yüce Allah meleklerle de destek vermiş Hazreti Peygamber'e. Mesela alimlerimiz meleklerin savaştığını kabul etmezler. Melekler savaşa katılmamışlardır. Sadece manevi bir destektir, bir moral desteğidir. Anlatabildim mi? Yoksa melekler gelip elinde kılıç kafirle savaşmış değil. Öyle bir şey yok. O hani meleklerin, o kafirlerin boyunlarına ve parmak uçlarına vurmaları söz konusudur. Bu güçlerini kırmak içindir. Hani içlerine korku salıyoruz diyor ya. Çünkü insanların iki yerden gücü kırılır. Bir parmak ucu elinde bir şey tutuyor çünkü. İki, boyun. Mesela dikkat ederseniz güreşçiler nereye vururlar rakibinin? Boynuna vururlar. O elense dedikleri şey var ya. Niye? Rakibin gücünü kırmaya çalışıyor. Onun için. Evet. Buyurun. Hocam merhaba. Benim sorum Selçukluların batınilerle mücadelesi. Sizin söylediğiniz gibi sadece bölünmüş alem anlayışı ve dikkatler miydi? Eğer bölünmüş alem anlayışıysa bunu onların mezheplerinin bir kuralı olarak yayma hatları yok muydu? Veya suikastler Selçukluların sıkı yönetimlerinin bir sonucu olamaz. Şimdi onların kurdukları batınliği tabii tam anlatamadım burada. Batınliği keşke anlatabilsek. Batınlilerde bir kast sistemi vardır. Ve insanlar bulundukları kasta göre, yani düşüncelerine göre bir kast sistemine tabidirler. Onun ötesine geçemezler. Mesela en yüksek kasttaki adam alttakini bilmez. Alttaki de en üsttekini bilmez. Böyle bir kast sistemi var. Bir bu. İkincisi, bu kast sistemiyle onlar işte bu gizli faaliyetlerini ya da suikastlarını sürdürüyorlar. İnançlar da bunlara destek veriyor. Anlatabildim mi? Yoksa o bölünmüş alem şeysi o çok önemli değil. Felsefeciler onu yapıyor zaten. Kimse ona karşı çıkmış değil. Eğer karşı çıksaydı insanlar o felsefecilerin bütün kitaplarını yakmaları gerekirdi. Bugün mesela İbn Sina'nın, Farabi'nin bütün kitapları gelmiştir günümüze. Dolayısıyla insanların ona yönelik şeysi yok. Esas burada politika onların o gizli faaliyetlerine yöneliktir. Bir bu. İkincisi taşıdıkları inanç takiye biçimine. Üçüncüsü kendilerini ayrıcalıklı görme. Esas sorun odur. Kendilerini toplumdan ayrıcalıklı görüyorlar. Mesela bazı ayetleri bile ayrıcalıklı olarak yorumluyorlar. Ne diyor mesela? Estağfirullah bir ayet-i kerime var. Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Yakin gelene kadar Rabbine ibadet et. Yakin diyor kesin bilgidir diyor. Kesin bilgi ise batıni bilgidir. Dolayısıyla biz batıni bilgiyi elde ettiğimizde namaza, niyaza, oruca, dine gerek yok. Şimdi böyle bir düşünce kabul edilebilir mi sizce? Mümkün değil. Yani bunu onun için İslam uleması sadece bir noktadan değil. O, şeye bir okuyun. Bu Fadaihul Batıniyye kitabının o tercümesi Batınilerin iç yüzü Gazali'nin. Zaten Gazali onu tam bir akademik çalışma olarak yapmıştır. Günümüz metodolojisine de uygun. Hatta bakın o Mınkız da diyor ki herkes Batınili yazarken kulaktan duyma bilgileri yazdılar diyor. Ben öyle yapmadım diyor. Batınili'nin bizzat içini araştırdım. Batının içine girmiş çıkmış insanlarla konuştum. Onlardan bilgi aldım, içeriden bilgi alarak yazdım diyor. O yüzden sağlam bir yere oturtmaya çalıştım kitabımı diyor. Dolayısıyla Gazali öyle kulaktan duyma bilgilerle onu yazmıyor. Hatta Gazali o kitabı yazdığında bazı alimler onu tenkit ediyorlar. Niye? Sen diyorlar batıniliğin sistemleştirmesini sağladın. Onların itikad esaslarını bize öğretiyorsun. Halbuki Gazali'nin derdi ne? Ya önce biz onların inanç esaslarını bilelim ki onlar üzerinden eleştirme şansımız ya da imkanımız olsun.
Anlatayım. Yani batıniler sadece suikast falan değil ama suikastler de çok önemli. Özellikle o kast sistemi, gizli teşkilat kurmaları. Hani bu yeraltı teşkilatı diyoruz ya bugün, mafya dediğimiz, tam bir mafyadır. Bakın burada bir şey söyleyeyim. Mafya ile devlet arasındaki fark nedir derseniz, devlet kuralı ve nizamı olan bir kurumdur. Ve bu kural ve nizamı herkes bilir. Mesela ben hangi yanlış yaptığımda hangi cezaya çarptılacağımı bilirim. Ama mafyada ve bu tür gizli teşkilatlarda kuralları sadece kendileri bilir. Dışarıdaki bilmez. Hatta uyguladıkları o takiye yöntemiyle de bunu asla kimseye bilgi vermezler. O yüzden mafya ile şey arasındaki fark budur. O yüzden biz ne diyoruz? Devlet olsun istiyoruz. Devlet olsun ki ona göre ne yapacağımızı, ne yapmayacağımızı bilelim. Mafya ile yönetilir mi insanlar? Onun için mafya ile yönetime gelmiş olan insanlar da mafyatik yöntemlerle devletleri batırmışlardır arkadaşlar. Bunun örneği Türkiye'de var. İttihat Terakki mafyatik bir kuruluştur aslında, onu söyleyeyim. Devlet ele geçiriyor 1908, 1918'de devleti batırıyor. Kaç yıl? 10 yıl. Koca bir Osmanlı. Ki onlar devleti ele geçirdiklerinde Osmanlı 3 kıtada bir devlettir. 3 kıtada. Ve 3 kıtadaki devleti çatır çatır çökertiyorlar. Bu budur. Tamam. Evet, epeyce oldu. Şimdi Cafer Hocam'ın kitaplarını burada Ahirettir, işte Kader gibi. Akaid kitabını da Kelam Tarihi'nde okudu arkadaşlarımız. Ben şunu tavsiye ediyorum. Ben öğrenciliğimde biraz yaptım bunu. Kitaplarını okuduğum hocalarımı kalktım ziyarete gittim. Cafer Hocamızın adresi Bursa, Bursa İlahiyat'ta. Bekleriz. Bursa İlahiyat'ta. Evet. Hocamızın ziyaretine giderseniz daha geniş sohbet edebilirsiniz. Tabii şeyden sonra da, buradan çıkınca da dışarıda soru imkanınız var. Burada bitirelim. Ben Cafer Hocama buraya kadar zahmet edip geldiği için teşekkür ediyorum. Ve tabii teşekkürümüzün bir sembolü olarak üniversitemizin anı tabağını vermek üzere Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Bahattin Acet Hocamı davet ediyorum. Buyurun hocam. Çiçeği de ben takdim edeyim. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Derslerimiz kaldığı yerden devam edecek inşallah. Peki.